Merhabalar efendim, yeniden ekranlarınız karşısındayız. Hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar nasıl söyleyeyim, böyle biraz ara vermiştik konseye. Perşembe günü böyle bir mini konsey yapmıştık sıcağı sıcağına. Böyle kamerasızdı ama konsey diyebiliriz, konsey sayılacak şeydeydi. Murat Han yok bugün. Arkadaşlar Murat Han yolda ailesiyle birlikte İstanbul'a dönüyor ama sağ olsun bize yazısını bıraktı. Hemen Evet. Murat Han'ın adı geçmişken şöyle analım. Bu son çıkan Afterlives Bastion videosu ile ilgili yazısı naçizane İngilizce ama Türkçe'de de çevrilecek gibi duruyor. Çünkü çok fazla istek var onunla alakalı. Evet, bugün konsey olarak 3 kişiyiz. Eda, ben ve Görkem olmak üzere. Dediğim gibi Görkem, yani özür dilerim, Murat Han'ın da yorumlarına yazdığı yazılardan Bakacağız. değineceğiz diyelim. Oradan fikirler alacağız, fikirler vereceğiz. Şimdi bu hikaye nasıl başladı? Tabi hafta içi bir trailer yayınlandı. 4 Covenant'la alakalı böyle ufak görseller, ufak ne derler, atıflarda bulunuldu. Küçük küçük böyle bizim ağzımıza bir bal çalındı. Sonra tabii ki büyük hype başladı ve Perşembe günü yapılan, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Gamescom'da Shadowlands'in hem çıkış tarihi açıklandı hem de Afterlives serisinin, yani Öteki Dünyalar serisinin ilk videosu olan Bastion, Kyrian Covenant'ının videosu geldi. Aslında birçok detayını, şeyini konuştuk. Nasıl söyleyeyim, ayrıntısını konuştuk. Teoriler ürettik. Sıcağı sıcağına videonun üstünden bir konuşma gerçekleştirdik. O konuşmanın da kaydını YouTube üzerinden bulabilirsiniz. Şimdi derinlemesine konuşacağız. Tabii biraz daha sindirdik o heyecanı. O ilk ne oluyorsun lan onu biraz geçiştirdik. Tabii kendi aramızda da konuşmalar yaptık. Öyle miydi, böyle miydi diye. Hatta ve hatta işte siz izleyicilerimiz de öyle beklediniz, geldiniz, yayında bir anda patlama oldu. Soru üstüne soru geldi. Şimdi o soruların bir kısmını ben naçizane cevaplamaya çalıştım ama yani doymadıysanız, atıyorum, daha hala aklınızda takılan bir yer varsa arkadaşlar, teşekkür ederiz takip için. Aramıza hoş Eyvallah, hoş geldiniz geldiniz. diyoruz ve konsey olarak karşınızdayız. Hem sorularınızı yanıtlamak hem de kendi fikirlerimizi türetmek adına. Şimdi biz baştan başlayalım. Evet, o sıcağı sıcağına dediğim gibi bir değerlendirme yaptık ama hani böyle misafir modu gibi. Görkem, nedir abi? Ne yaptın? Nasıl buldun? Nasıl karşıladın videoyu? Sence nasıldı? Doyurdu mu önce? Yani Bastion evet böyle olur muydu falan filan gibi. Yani zaten şey işte izleyenler bilir sıcağı sıcağına bir abi modu topluca coştuk. Aynen. Yani benim de hakikaten o gün de dedim yani bu kadar beklemiyordum. Hani güzel bir animasyon tabii ki bekliyorsun da konu olarak bu kadar böyle vurucu ve özellikle böyle artası bu kadar öne çıkaracağını falan hiçbirimiz beklemiyorduk muhtemelen. Kesinlikle. İşte tabii şey ilk fragmandan Uther'ın olacağını gördük. Beta'dan Uther'ın ne kadar etkili işte Bastion'da bir karakter olacağını da gördük. O yüzden onu bekliyorduk ama yani Arthas'la bağlantısını ve geçmişe dönük böyle bu kadar açıklayıcı olacağını beklemiyorduk. Şimdi zaten bu ilk bölümden sonra diğer bölümlerden de beklenti tabii ona göre aşırı Arttı. arttı. Yani çünkü orada olacak karakterleri de iyi kötü biliyoruz. Şimdi işte zaten şey sonraki bölüm Maldraxxus. İşte orada Draco olacak, Thrall'ın annesi. Ve tabii Maldraxxus'un işte Lich King'in güçlerini aldığı Shadowlands bölgesi olduğunu da biliyoruz. İşte bir sürü oradan potansiyel var. İşte diğerleri de aynı çizgide giderse baya zaten işte Ardenweald'de Elune ve işte Muezzala, Von Sandi, işte Emerald Dream, yok Ysera, işte onlar olacak. İşte en son Revendreth'te de artık böyle Dreadlord göndermeleri, yok işte diğer bağlantılı olaylar, Kalthas olacağını zaten biliyoruz. İşte bir de ucundan fragmanda bir anlık da olsa Garrosh'a benzeyen birini gördük. Aynen. Son bölümde Revendreth'te bir de o patlarsa iyice artık böyle zaten hype overdose bir durum olacak. Bunları da bir de yani boşuna gönderme yapmıyorlardır. Muhtemelen burada gördükten sonra oyun içinde de yavaş yavaş işte bu hikayelerin devamlarını göreceğiz.
Yani şey, nüfusunu arttıracaktır yani oyun içinde de. Tabii. Yani o yüzden ilk bölüm olarak bayağı ağır girdiler, güzel girdiler şimdi, yani. Şeyi söyleyebilirim ben sana. Sen gelmeden önce chat'te büyük bir hype var. Yani sadece bizde değil tabii ki, oyunu oynayan herkeste büyük bir beklenti var. Ve yani video geldiği andan itibaren herkes bir heyecanlı yani. İşte yani yıllardır konuşmadığımız Uther, Arthas gibi karakterler tekrar gün yüzüne çıktı ki zaten çok da sevilen karakterlerdi Warcraft evreninde. Ama benim şöyle bir teorim var. Blizzard arkadaşlar, bu Blizzard gerçekten oyun dünyasının, nasıl söyleyeyim, yani en iyi firmalarından bir tanesi diyebilirim. Yani bu işte şimdi şey dönüyor, abi tıkarım var ve sen böyle yapıyorsun. Değil. Gerçekten arkadaşlar. Yani şimdi diğer firmaları söylemeyeyim ama belli firmalarda DLC alacağım diye bir taraflarınız çürür. Bir oyunu tam anlamıyla oynayamazsınız. Hikayesi kırık kalır, bir şey eksik kalır. Ama lafı şuraya bağlayacağım. Her gelecek video hype'ı biraz daha arttıracak diyorum ben. Kesin. Kesinlikle. Yani evet. Yani Revendreth gelecek, daha da yükseleceğiz. Ardenweald gelecek, daha da yükselecek ve atıyorum Maldraxxus gelecek, artık o volkan patlamasına erişeceğiz gibi geliyor. Yani o yüzden Revendreth galiba. En son Revendreth mi? Ya hayır, yani o sıralamayla söylemedim. Demek istediğim yani o en son yani video geldiğinde bu videoyu artık o kadar böyle anmayacağız. Yani bu videoda böyle olduysak önümüzdeki haftalarda ne olacağız falan gibi yani. Evet. Yani o konuda ne düşünüyorsun abi? Yani o Aralon'du sanırım. İşte Ardenweald'ın şeyi ya da Margrave'di ya da işte atıyorum Garrosh'la ilgili şeyler. Giderek yükselecek mi hype? Giderek daha da iyi şeyler bekliyor mu bizi sence? Ya tabii canım, zaten işte bu şey yayın tarihleri, şimdi açtım baktım da yayın tarihleri, onu söyleyeyim bu arada görmemiş olan varsa. Zaten işte şey, Bastion işte 27 Ağustos'ta yayınlandı. Şimdi Maldraxxus 3 Eylül'de geliyor. Yani çok az kaldı. Bakayım kaç gün kalmış. 1, 2, 3 Eylül Perşembe'ye geliyor. Ondan sonra Ardenweald var, 3. bölüm. O da 10 Eylül'de geliyor. Öbür hafta. Hemen 3 Eylül, 10 Eylül, öbür Perşembe. Ondan sonraki haftada 17 Eylül'de İşte son bölüm olan Revendreth geliyor. Şimdi üst üste hafta hafta geleceğini düşünürsek, bir de şöyle de bir durum var. Muhtemelen 24'ünde de 9.0 geliyor zaten. Yani çarşı evet. 23'ünde pardon. Bize tabii Avrupa 23'ünde. 9.0 büyük ihtimalle gelecek. Çünkü zaten genelde bir ay önce geliyor işte eklentiden işte şeyler, bu geçiş patchleri, geçiş yamaları. Şimdi o yüzden 9.0 gelmeden bütün bu hype'ı arttırıp her hafta böyle 4 aşamada iyice böyle gazlayacaklar. Sonradan gelecek şeyleri açıklayacaklar. Ve işte neredeyse galiba ilk kez bir animasyonda böyle sırf geçmiş değil, oyunun gidişat yönüne doğru da böyle tüyolar ve olacak şeylerle ilgili bilgi veriyor. Yani, ne gibi? Tabii mesela işte bu animasyon olayı işte ilk başladığında Warlords'ta galiba yaptılar bunu. Mesela karakterlerin geçmişiyle ilgili ön bilgi gibi verdiler işte sadece. Legion'da da böyle yan konu ve ana konuyu etkilemeyecek böyle gene karakterle ilgili bilgiler olarak verdiler. Çeksin. Battle for Azeroth'ta da gene böyle şey hafif ileriye böyle ipucu göndermeler yapsa da işte ana karakterler işte Sylvanas, işte Asshara ve işte Jaina'nın üzerinden gitti. Orada da böyle gene onların yan hikayelerini verdi. Şimdi direkt ana hikaye veriyor. Yani biz şimdi mesela bu Bastion bölümünde Uther'ın izlediğimiz mevzusunun devamını zaten oyuna başladığımızda göreceğiz. Şimdi şeyi de biliyorsunuz tabii, Shadowlands'te bölgeleri eskisi gibi karışık oynamayacağız. Sırasıyla oynayacağız. O yüzden ilk başladığımızda herkes Bastion'a gidecek. Herkes Uther'ın hikayesini görecek. Ve bu sıralamanın, işte animasyonların sıralamasıyla aynı. O sıralamayla diğer bölgeleri oynayacağız. O yüzden her bir yani bu animasyon bölümünün oyuna da bizi geçirici bir ekstra durumu oldu. Normalde olmayan.
Bu yüzden de hype normalden fazla bir heyecan artışı olacak yani. Bence böyle hepimiz Shadowlands'a hurra diye gireceğiz. Zaten şeyde başlayınca işte 9-0 gelip de o Scourge işgali şu anda PTR'da olan başlayınca artık iyice zaten herkes ilk elden görecek ki benim hissettiğim zaten Wrath of the Lich King'in başında da benzer bir durum olmuştu. O zaman tabii böyle animasyon falan yapmıyorlardı. Ama işte başka şeylerle dengelemişler. İşte kitap çıkmıştı, Arthas kitabı, o bayağı hype yaratmıştı da tabii bir animasyon değil. Yani küçük bir kesim okuyordu onu. İşte ama bu Scourge işgali olayı o zaman da işte şeyden önce Wrath of the Lich King çıkmadan hemen önce işte Scourge işgali başlamıştı o zaman da. Tam aynı durumun paralelinde yeni bir başarılı expansion formülü oluşturuyorlar bence. İşte eskiden tutan şeylerin üstüne yeni tutan böyle elementleri işte animasyon gibi, kitap gibi, işte muhtemelen çizgi roman falan tarzı ya da kısa hikaye tarzı şeyler de çıkaracaklar. İşte bayağı gümbür gümbür gelecek ve bence zaten şey bu hype'ın daha büyük olacağı şeyden belliydi. Shadowlands ön siparişe çıktığında rekor kırdı. Yani alınmış en yüksek ön sipariş yani en yüksek ön sipariş alan eklenti oldu. Zaten her birinde kırıyorlar da bunda bayağı bir böyle yüksek sayıda ön sipariş oldu. Tabii bunun etkisi şey Epic versiyonundaki mount ve zırhtan dolayı herkes şey yapmış ama yani onu da düşünürseniz onu da koyması gene bir doğru karar demek ki. Yani ön siparişte rekoru kırdıktan sonra bir de bunların böyle hype vermesiyle, animasyonlarla falan bir de 9-0'la işte oyun da değişecek tabii onu da hatırlayın. İşte level'lamak kolaylaşacak falan. Bir sürü yan etkiyle beraber bence ciddi bir rekor kırabilir WoW. Yani zaten şey bildiğimiz kadarıyla bu 8-2'den sonra bir üye artışı oldu. Klasik ile beraber o da çok ilginç. Klasik çıktıktan sonra işte 8-2 çıktı. Klasiği bırakanlar retail'e geçmiş. Evet. Yani bunu yarım sene raporunda açıkladılar. Klasiği mesela klasikle başlayan büyük bir kitlenin çoğu o hesaplar retail'e geçmiş 8-2'den sonra. Ve onlar şu anda aktif oynamaya devam ediyor. Evet, orada bir de şeyin söz konusuydu ya, aynı parayla hani aynı game time'la. Tabii tabii aynı üyelikle ötekini de oynayabilme. Yani çok iyi bir taktik kesinlikle. Bayağı pazarlama dehası kesinlikle. Yani. Klasikle böyle şüphecileri alıp hadi bir bakayım diyen herkesi de retail'de tuttular. O 8-2'deki değişikliklerle. Herkes uçma almaya kastı, bir şeyler yaptı, Mechagon geldi falan filan. Bayağı tuttu herkesi ve çoğu kişi de bırakmamış. 8-3'te bir düşme olmuş ilk başta. Ondan sonra da işte bu en son raporu açıkladılar. İşte çeyrek yıl raporu açıklıyor işte Activision Blizzard. Onda da söyledikleri 8-3'e catch-up'lar geldikten sonra yani bu vendor'a corruption'lar falan eklendi ya. Ondan sonra yeniden yükselişe geçmiş. Yani üye sayısı. Yani o bakalım yüzden, işte Shadowlands'le yani, daha da tabii artacaktır. İnsanlar önden gelip karakterlerini de hazır edecektir. İşte normalde olmayan mesela işte Warlords'un sonunda Pandaria'nın sonunda böyle ölü bir kitle vardı. Sadece işte aktif oynayanlar bu işte geçiş patch'ini falan açmıştı. Şimdi aktif kitle de yüksek. 9-0 gelince oyuna dönecek bir kitle var. Sıfırdan başlayacak bir kitle var. Bayağı ciddi bir böyle ilgi artışı olabilir. Yani tabii karantinanın da etkisi olabilir. Bu arada chatten geldi yorum ama. Onu zaten onu kullanıyorlar. Yani madem herkes hazır evde oyun oynarken böyle şeyler yapalım diye bayağı bunu fırsata çevirdiler yani. Evet, diğer oyunlarda da yaptılar bunu zaten. Sen de mesela HOTS'u oynayarak falan bunu ilk elden görüyorsun. Aynen. HOTS'ta da Overwatch'ta da hepsinde benzer böyle devamlı oynamaya yönlendirici böyle iç promosyonlar falan var. Güzel yani. Şimdi benim şöyle bir şeyim olacak sana. Ben diyorum ki videonun tarihçesi şeklinde ele alalım. Yani ne gibi? Video ilk başladığımızda hani tam Uther'i görüyoruz işte bir meditate halinde yani meditasyon halinde. Ha. Ama hikaye baya böyle Warcraft 3'e kadar gidiyor.
Ha tabii. Hani Warcraft 3'ten başlayalım. Kıta 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 işte videonun içinde geçen konuları da ele alarak ilerleyelim diyorum. Ne diyorsun? Olur gayet. Şahane bir moderasyon diyorum. O zaman son olarak bir Eda'ya şey yapalım. Sen ne düşünüyorsun? Seni de hani şey alırım. Hani fikrini alalım. Video çıktı. İşte karşılaştığın ilk aklına gelen ilk yorumun ilk işte hani zihninde kalbinde çınlayan düşünce duygu neydi yani? Ben geçmişte şu anı birleştirmelerini çok sevdim. Yani orada taşlar yerine oturacak. O yani eksik mesela... kalan taşları şu anda doğrulacaklar. Düşünsene adamlar nasıl bir kurgu yapmışlar. Mükemmel. Mükemmel bir kurgu var olay içinde. Soruları sonda mı alacaksınız? Şöyle soruları evet. Ben alacağım. Eğer konuyla direkt ilintiliyse araya girip işte gerekirse işte söz kesip Eda'ya ya da işte Görkem'e direkt konuyla alakalıysa araya girip soracağım. Değilse hani genel lore'la alakalı bir soruysa sonda alacağım. Peki Eda şöyle bir şey soracağım sana. Genelde insanlar ki Murat'an da öyle artık Warcraft'ın o hikaye çemberinden Warcraft 3 oyunundan bahsediyorum. Warcraft 3 oyunun hikaye çemberinden biraz çıkalım şeklinde düşünceler var. Yani burada bayağı bildiğim Warcraft 3'e gidiyoruz yani. Gidiyoruz. Onunla birlikte Red Hawk Lichking'e geri döneceğiz gibi duruyor. Yani oradaki her şey yani benim için çok güzel. Ben yeni başlayan ve bunları oynamayan bir insan olarak benim için mükemmel bir şans. Onun dışında insanlar geri dönmek istiyor diyorsun ama şöyle düşün, herkes bak şundan 3 ay önce herkes ağlıyordu. Arthas görecek miyiz? Arthas'ı görecek miyiz? Arthas gelsin. Biz dedik arkadaşlar ya görmeyelim Arthas'ı, yeter artık. Hani olursa olur, olmazsa olmaz. Ama insanlar bekliyordu. Ve istiyorlar. Yani o ayrı bir muhabbet. Arthas'a geldiğimizde Arthas'ı şey yapalım. Örnek çünkü veriyorum ben sana. Hani bir de ısrarla gelmeyecek dediler ya. Aynen. Bence güzel. Bence çok güzel. Bence geri dönmemiz de güzel. Yani yeniyle eskiyi birleştirecekler. Ayrıca ben de. Söyle. Yani evet, Sylvanas'ı şu an daha iyi anlayabiliyorum yani. Şimdi o zaman ben şöyle başlıyorum. İlk videoyu açtığınızda karşınıza Uther çıkıyor ve Warcraft 3'teki modeli elindeki mace, tokmak ne demek istiyorsanız onu yere düşürüyor. Diz çöküyor ve işte Arthas karşısına geliyor. Şu anda arkada dönerse denk gelirse sizler de görürsünüz. Zaten videoyu artık ezberledik. Arthas geliyor, Frostmourne'u çekiyor ve Uther'i öldürüyor. Daha sonra Bastion'a yolluyor. Şu anda yani buraya kadar bu şekilde ve Bastion'a gidişi. Evet Görkem, yani Uther Bastion adamı mı? Uther Bastion'ın adamı gibi aslında ilk başta düşünüyoruz da şöyle bir durum var. Şimdi zaten animasyonun içerisinde de bunu sorgulatıyor bariz. Yani direkt bu genel teması bu zaten bence Bastion bölümünün. Yani zaten şey yapıyor işte, ilk geliyor oraya ve böyle şey diyor ya, benim işim bitmedi ki işte, ben niye buraya geldim falan, zaten hani ben burayı hak ediyordum gibi bir derdi yok Uther'ın. Yani evet. O kadar artık intikamının içinde kaybolmuş ki aslında böyle bir durum var yani. Sonradan işte şey yapıyorlar, unutur falan yapıyorlar ama aslında Uther'ın oraya ilk düştüğündeki halinde bile intikam duygusuyla böyle bir ve adaletsizlik hissiyle dolu olduğunu görüyoruz. Yani bunu şimdi aslında iyi bir şeyse mesela, hani Paladin olan bir karakter bunu nasıl yorumlar? Ben görevimi yaptım, elimden geleni yaptım, savaşımı verdim, kurtarabileceğimi kurtardım. Artık yeni görevim burası, burayı kabullenip işte burada elimden geleni yapmalıyım falan diye düşünmesi lazım. Çünkü hani Paladin ya da şöyle Paladin bu yani zaten böyle yapması lazım Uther'ın da baş paladinlerden biri olarak. Ama tam tersine ne görüyoruz? Uther böyle gayet duygusal ve aslında bencil bir şekilde, yani kendi öz mevzusu üzerinden böyle bir intikam peşinde. Yani o Arthas benim öğrencimdi, beni öldürdü, intikam almalıyım, işte dünyada kötülük kaldı ben ona yenildiğim için diye böyle intikam değil justice diyoruz ama aslında sonda da görüyoruz ki yani Uther bayağı kendisini kandırıyor. Hatta kendisini kandırma yönünde motive ediliyor. İşte baştaki Uther'ın motivasyonu da durumu da bu bence. Yani ben direkt öyle gördüm. Ve işte Bastion'ı hak etmesi
durumunu da zaten işte bize sorgulatıyor animasyon geneli yani. Bence durum bu. Sen ne düşünüyorsun genel anlamda? Girişi kesinlikle katılıyorum. Yani ne diyeyim yani, şimdi şöyle geliyor zaten, Devos da söylüyor orada yani, diyor ki zaten Devos şoka giriyor yani, diyor ki bir karakter geliyor buraya, giriyor ve geçmişini unutamayacak seviyede yaralı, aslında hani ruhu yaralı ve zaten bunu da alıp götürüyor yani bir adım ileri. Sorgulamaya başlıyor yani, doğru mu yanlış mı, unutması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye sorgulamaya başlıyor. Yani ben biraz daha konunun şey kısmındayım. Uther yani, tamam şimdi o videonun ilerleyen kısımlarında muhabbetlere değineceğiz. Nasıl söyleyeyim, ikiye bölünmüş bir ruh muhabbeti var. Bastion'a gelebiliyor olması durumu söz konusu. Frostmourne'un içine girmiyor komple ve oradan devam etme şeyi söz konusu da. Mesela konsey başlamadan önce Görkem, Nadi senle değindik çünkü soru geldi. Üzerine ufak bir yorum yaptık. Mesela Alexandros Morgraine bir paladin olarak Bastion'a gelmiyor. Evet. Ve yani aynı seviye paladinlerden biliyorsun, direkt Alonsus Fall'dan öğretim görenlerden bir tanesi o da. Uther nasıl oluyor da Bastion'a geliyor? Hani benim demek istediğim oydu biraz. Nasıl evet, biz evet. Bu karakteri Kof şey gördük? Koskoca Springer gelmezken değil mi? Yani evet. Zaten işte yani aslında bence genel olarak animasyonların bize verdiği de bu. Yani işte böyle bir işleyişi var buranın, ama o zaman neden böyle diyelim diye izliyoruz zaten. Yani bence Uther'daki çelişki de o yüzden çok iyi burada. Hı-hı. Yani biz başta kabulleniyoruz. Paladin nereye gider? İşte ben de hatta mesela şey düşündüm, evet. İşte hangi main'im hangi bölgeyi seçsin falan diye derken, işte paladinimle Bastion'ı yaparım diye düşünmeden böyle karar verdim. Mesela hiç niyesini ya da işte oradaki işte paladin özelliklerine falan bakmadan böyle yaparım diye düşündüm. Çünkü yakıştırıyorsun direkt. O oraya uygun diyorsun, ama bir paladinin yani oraya gittikten sonra Uther'ın durumunda olmaması lazım. Oranın böyle şey işleyişinden dolayı. Zaten bunda diyorlar ya işte, artık sen buranın işte amacına uygun davranacaksın. İşte ruhlara yol göstereceksin falan diyor. Başta onu şey yapıyor böyle, zaten sonraki işte görevin bu diyor işte. Bunu gösteriyor yani baştan, ama Uther bunu bile kabullenmiyor. Ha, o zaman iyiymiş falan yapmıyor yani. Böyle kabullenici hiçbir şey yok. Ya işte ama yani, hani orada bir sürekli var. Sürekli şeyi söylüyoruz ya, Maldraxxus askeri kanadı, işte Bastion'da demek yani newcomer eğitici tarafı mı acaba işin yani? Yok yok, değil. Bastion zaten yani Shadowlands'e gelen ruhlara yol gösterici ve rehberlik edici işte. Artık görevlilerin bulunduğu bir yer. Onların yetiştirildiği bir yer. Zaten şey de biliyoruz işte, ölünce gördüğümüz işte bize yol gösteren o işte yaratıkların aynısını zaten Bastion'da görüyoruz. Evet. Demek ki oradan geliyorlarmış olayı. Frostmourne işte sayesinde Bastion'a gitmiş olmasın denmiş, ama yok, Frostmourne'la alakalı değil, biraz Arbiter yoklaması evet, o. Zaten. Arbiter evet. O şekilde uygun görüyor. Devos da eleştiriyor zaten Arbiter orada. Yani diyor ki evet. Bu adam niye buraya geldi ya? Bu it's not the place you know. This is not the place diyor yani. Bastion transport yapıyor, lojistik destek ama anima güçler için işte, ama şu evet, an anima aktarım yeri. Bozukluk var. Kötülükler yani, kalacak. Ruhları getiriyorlar ama normalde mesela ruhları direkt Bastion'a getirmiyorlar. Ruhları Arbiter'a yönlendiriyorlar. Ama işte görüyoruz ki Devos orada mesela Arbiter'a gitmesi gereken Arthas'ı direkt tutup kendisi işte Mav'a atabiliyor. Demek ki böyle de bir açıklık var yani bu işte. Böyle bir bozulmuşluk ya da bu kadar hem katı gözüken bir sistemde böyle açıklar verilebiliyor. Yani bir üye bile bunu yapabiliyorsa gerçekten güçlü ve kötü işte Jailer gibi bir karakter neler yapmaz diye de düşündürtüyor insana işte. Ki işte şey de mesela konuştuk. Yani Devos'un işte Muratan da yazmış iki ihtimal var diye. Ya Devos işte en baştan Jailer'ın işte emrinde ya da işte Jailer'ın tarafında olarak bunları yapıyor. Ya da bu sorgulamadan sonra
bir şeylerin ters gittiğini ve bu düzenin aslında bu kadar katı bir şekilde işlemesinin yanlış olduğunu fark edip Jailer'ın tarafına geçiyor. Bu iki ihtimalde zaten yapabiliyor olması bunu zaten. Oradaki anahtar nokta da bu. Şöyle yani çok bu kadar kısa... katı bir düzenin içinde bunları yapabiliyor olması büyük bir açıklık yani. Büyük bir bitkeni. Araya girdim arkadaşlar. Görkem'in söylediği gibi işte Murata'nın yazıları da değindiğimiz fikir alışverişi yaptığımız yazısı da linki paylaşmış olayım. Peki abi şimdi Davos'tan biz hani parça parça gidiyoruz dedim ama tabii ki videoyu bir bütün halinde değerlendirmek mantıklı oluyor öte yandan ama Davos'tan bahsedelim. Davos geldi, videoda görüyoruz, başka bir şey de görmüyoruz zaten. Uther dediğim gibi meditasyon halinde Bastion'da Davos yanına ilişi veriyor. Evet. Davos mu geldi sence? Davos gönderildi mi sence? Davos mu seçti Uther'i? Biliyor muydu sence? Hayır, bilmiyordu. Güzel soru değil mi? Bak işte burada da anahtar bir nokta var. Videonun devamında şey görüyoruz işte. Uther'ın üzerine konuşurlarken diyor ki işte sen yüksek kademe bir görevlisin. Aslında böyle birini ikna etmeye uğraşmaman lazım diyor. İşte diğer eleman. Tenios muydu? Evet, o yani orada o öyle bir anahtar nokta var. Eğer böyle bir durum varsa dediğin gibi aynen Uther'ı neden ikna etmeye çalışıyor? Kendi mevkisinin daha düşük bir göreviyle neden uğraşıyor? Ve bayağı böyle bunu tam bu kısımda işte sorguluyorlar bak. Neden uğraşıyorsun ki falan diyor. İşte unutamıyor, bir sorunu var falan diyor Davos'ta. Tenios aynen. Teşekkürler. Yani buradaki durum o yüzden bayağı anahtar dediğin gibi. Uther'ı özellikle seçmiş gözüküyor Davos ve özellikle ikna etmeye çalışıyor. Şimdi yarasının olup olmadığını bilerek mi yapıyor ya da bir terslik var diyerek böyle onu hissederek yapıyor da yarayı sonra mı keşfediyor? Mesela oralar, bence değil ama güzel, oralar gizemli. Konuyla alakalı bir soru var. Uther'i Arbiter'dan alıp getiren Davos mu onu bilmiyoruz. Değil. Net değil mi? Uther oraya gelmiş, ondan sonra Davos ilgilenmeye başlamış. Eyvallah. O zaman öyle yorumluyoruz diyelim. Arbiter'dan alıp gelme değil de Arbiter sanki send yapıyor değil mi? Gönderiyor. Evet, send yapıyor. Zaten ben de şöyle düşünüyorum. Tam tersi. Oribos'un işleyişi çok farklı çünkü. Evet. Oribos'a girmiyor mu hiç? Hayır. Oribos'ta yani. Şöyle söyleyeyim. Yani bir Bastion temsilcisi var ama oradaki kararları, oradaki yollamaları, oradaki düzeni etkilemiyor. Evet, orada Arbiter'ın kendi elemanları var. Biraz evet Kirin'a benziyor şeyler ama daha farklı. Çünkü Kirin karakterlerinde yüz var, surat var ve kanat var. Evet. En önemlisi. Böyle soru gelmiş. Uther'ı Arbiter'dan alıp getiren de Davos değil. Bastion'a geldiğinde karşılayan Davos. Aynen. Evet. O ayrım biraz önemli. Evet. Farklı gözüküyor Uther diğer gelenler gibi değil. Yok canım, hayır. Yani sen nasıl geliyorsan buraya, oyunda şimdi gelecek arkadaşlar. Siz de oyuncu olarak geleceksiniz buraya. Aynı şekilde geliyoruz. Yani Bastion'a giriş aşaması o Oribos'tan o şekilde. Ama ondan sonrası şey yapayım. Videonun uçarak geliyorlardı beraber, yok ya. Yok uçarak gelmiyorlar. O sondaki uçmalarıyla karıştırıyor olabilirsin orada. Zaten şeyi yok. Uther'ın başta kanatları uçma şeyi yeteneği yok. Yani ruh olarak geliyor. Şöyle düşünün. Oribos'tan ruh olarak geliyor Uther. Orada işte kendine geliyor ve işte ilk gördüğü şey Bastion. Bastion'da da onu işte karşılıyor Davos. Yo, o taşıyor. Video orada başlıyor zaten. O taşıyan Davos mu işte? Yani o... Değil ama elleri değil. Değil. Oribos'un değil mi? Oradaki işte o zırhlı abilerden bir tanesi değil mi? Olabilir. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani taşıyor. Birisi alıyor. Yok dağıtıyor. Orada bir taşıma yok arkadaşlar. Var. Zaten... Var. Taşıyor ya, getiriyor ya. Getiriyor böyle. Tamam işte. Ama işte o Bastion'a geldikten sonra o. Gelmiş orada artık yani. Sen şeyi diyorsun. O zaman daha mantıklı oluyor. Bir dakika, Görkem'e o şekilde katılıyorum. Oribos'tan taşıma değil de o Bastion'da hani uçarak gittiğimiz bir yer vardı ya. Oraya taşıyorlar muhabbeti olabilir. Evet. Bastion'da yani zaten. Çünkü arkadaşlar bizim alfa ya da beta oyunlarını, videolarını, yayınlarını takip ettiyseniz
Uyanıyor orada arbitre olanları hatırlamıyorum muhtemelen. Yok değil. Orada da şey vardı. Biz yüksek bir yere gidiyoruz. Yani Bastion oradaki kale değil. Oradaki sadece uçan kale değil. Koca bir alan, arazi. O şekilde yorumlayabiliriz. Evet. Tabii ki mantıklı. Yani. Mantıksız değil. Peki yani sonuçta görmüyoruz o kısmını, öyle düşünün. Yani Bastion da uyanıyormuş gibi oluyor. Ben de şey diye düşünüyorum. Ayaklanmanın başlaması bu yani. Yani bütün şeyi ateşe Uther'in gelişiyle veriliyor ve oradaki ayaklanma ya bu sebeple çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Görkem'in o söylediğini destekleyen. Oribos'tan öyle uçarak zıplayarak gelemiyorsun ya. Evet. Ruh olarak. Ruhu anima olarak geçiyorsun. Ha, yani. Şeyde bile mesela biz Mav Walker olarak bile direkt oradan oraya mesela portal kullanıp geçemiyorsun. Orada bir taşıma sistemi var. O zaten animasyonunu görmüşsünüzdür belki. Oribos'taki portallara girip her bölgeye oradan böyle o anime akışına evet. katılıp gidebiliyorsun evet. ancak. Doğru. Şimdi o şeye açıklık bayağı getirelim mi? Yani 20-30 saniye sürüyor. Taşıma yok dediğimiz arkadaşlar, biz o imayı şey zannettik, işte Oribos'tan taşınma zannettik. Biz hani biraz işte ben sizlerle de paylaştık o durumu gördüğümüz için direkt yok dedik, ama yani tam videoda var o, ama o dediğimiz o, yani Oribos'tan taşıma değil, ona hemfikiriz diyebiliriz. Oribos'tan portallardan geçiyorsun, yani şeyde var böyle bir flashlight gibi böyle parıl peki, parıl 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 seni atıyor böyle. Bedenlere nerede bürünüyorlar? O şeye inince hatta işte ilk Bastion'a geldiğimizde bir sorgulama vardı ya, nereden geldin? Mav'dan mı geldin falan gibi muhabbetler. Hatta ya da Ardenvil'de ilk geldiğinde işte ben Maldraxxus'tan selam getirdim Winter Queen'e falan demişti görevleri hatırlarsanız. orada bir bedene bürünüyorsun, ama zaten Oribos'ta bedene bürünsen de o geçişi beden olarak yapmıyorsun. Ya o bizim için değişik bu arada. Biz yani oyuncu karakterler biz Mav Walker olduğumuz için Mav'dan çıkabilen ve ölümlü halde Shadowlands'a gelebilen yaratıklarız. Bizim için olay farklı işliyor, ama normal işleyişinde bize anlatıldığı kadarıyla şöyle. Ölen bir ölümlünün ruhu ilk önce Oribos'a geliyor. Oribos da Arbiter'ın önüne geliyor. Arbiter onu işte değerlendiriyor nereye gitmesi gerekiyor diye ve gönderiliyor. Bunlar zaten ruh halinde, ama gittiği yerde cisimleşip oradaki işte ya cezasını çekiyor ya görevinin eğitimine başlıyor. Öyle bir durum var. O yüzden muhtemelen gittikleri yerde cisimleşiyorlar, vücuda kavuşuyorlar. Yani öyle gibi anlatılıyor zaten. Yani. Bunu da şeyde görebiliyoruz zaten. Oribos'ta ciddi bir ruh akışı var. Oribos'un etrafındaki... Artık böyle şey grafikte onu görebiliyorsunuz. Çünkü devamlı bir ruh akışı var. Ölümlülerin ruhları geliyor. Ve şey de ilginç. Mesela Mav'da da bir ruh akışı var. Evet. Yani normal işleyişinde de Mav'a gitmesi gereken bir ruh akışı var. Ama artık bütün ruhlar oraya gidiyor. Onu da görüyoruz sonradan. Zaten onu da diyorlar işte işleyiş bozuldu falan diye. Biliyorum da. Orada bizzat görerek anlıyoruz zaten. Bilinç nerede açılıyor? Kişinin yani videoda Uther'in bilincinin açıldığı yer Bastion'da başlıyor gibi şey görünüyor. İşte. Ama şöyle bir şey var işte, biz tamam alfada ya da betada girdik oynadık da Oribos biz gittiğimizde tam düzgün çalışmıyordu. Oradaki sistem yani işte içeriklerimizden de hatırlarsanız Arbiter böyle baygın haldeydi falan. Biz istisnai zaten, o ayrı bir mevzu. Benim demek istediğim oradaki sistem nasıl çalışıyor? Gelen ruhlar nasıl bir akış içerisinde? Yani normal işleyici bilmiyorum. Ha, yani. Net bir görüntümüz yok. Senin dediğin yorumlama da doğru olabilir. Ama biz naçizane biraz daha o dediğim gibi o portala tıkladığında anime akışına kapıldığımız için biraz daha anime olarak gidildiğini varsayıyoruz. Çünkü evet. Öyle gibi. Ya videoda zaten hani basite indirgeyelim, bize verilen şu yani. Bastion'da neredeyim ben diyor Uther, yani ölüyor, gözünü Bastion'da açıyor gibi oluyor. Yok, Uther genç değil. Uther ilk öldürüldüğünde de böyle saçları falan sakalları beyaz, yani aynı şekilde geçiyor. Aa, o videonun en başına çekin. Videodan en başında da Arthas öldürmeden önce şey yani sakalları beyaz falan. Aynen. Şu an çarklar çalışmıyor. Şöyle çarklar çalışıyor. Oribos'a ruhlar geliyor, Mav'a gidiyor. Evet. Arbiter etkisiz.
Evet. Her şey direkt MAV'a gidiyor ve i̇şte, o yüzden diğer bölgeler animasız kalmış. Bizim YouTube'dan Oribos videomuzu açın. Orada böyle bir ruh diye ortadan tam Oribos'un ortasında böyle bir akıntı var. Ama onun nasıl çalışması gerektiğini bilmiyoruz yani. Evet. Normalde her bölgeye eşit dağılması gerekiyor işte mantık yani. Ya da işte arbitrın önünde duruyorlar mı, ya da arbitr mükemmel bir yaratıkla böyle tam sen şuraya fıt 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 git mi diyor. Evet. İşte evet, onu hiç görmüyoruz. Bize kaldıysa sıçlar. Neyse şöyle devam edelim. Böyle expansion biterken göreceğiz onu muhtemelen. Ah şimdi düzeldi falan diye böyle. Sonra düzeldi diyeceğiz. Ha, daha da sıçtık içine diyeceğiz. Bu sefer Sargeras falan çıkacak, gelecek. Ne yaptınız bakalım çeklerin diye. Bu arada da Arbiter yolacak böyle çuv 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 diye. Anlamadım. Diğer dünyaya öldüğün gibi değil, biraz genç yaşta bedende gidiyorsun ya. Beta'da evet. Yaşlı nasıl yok yani? Mesela garip ama ilgimi çekti. O Forsworn belki formuyla alakalı bir şeydir. Çok göze çarpan bir detay değildi benim için. Yani senin mesela dikkatini çekmiş ama. Şey, Forsworn formunda sakalları siyah, dediğin gibi gençleşiyor demek. İşte Forsworn formuyla alakalı bir şeydir mesela, dediğim gibi. Evet evet. Hiç yaşla ilgili bir şey olduğunu şey yapmadım ama yani. Kanatları da siyah, bilemiyorum yani. Tabii canım. Diyelim abi Tenios, az önce adını söyleyemedim. Ya da Tenios, tenis. Ben hatırlayamadım onu. Tenios. Ya Devos'un yanına gelen... sarı zırhlı abi, öyle söyleyeyim. Sarı zırhlı. Aslında Bastion hakkında bize çok fazla bilgi veriyor. Evet, videoda. Yargılanamaz, yani... sorgulanamaz evet. Bir sistem var. Yani. Değil mi? Yani... Evet, yargılanamaz, sorgulanamaz. Bir de yol diyor one yani. Path, path, tek yol. Evet, one path, path. Evet. We will follow. Ya ben şey düşünüyorum yani... Ama söylediğiniz de mantıklı yani Devos'un hani... Aslında Devos olmadığı vesaire diye düşünmüyorum. Aslında Devos olmadığı değil canım. Devos olmadığı değil de işte Jailer tarafından görevlendirildiği, aslında onu sorguladığı. Ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yani akışa göre öyle düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Devos'un yanındaki abiden, abi hakkında ve bahsettiği... Daha bir görev adamı modunda. Hatta dur bir kopya çekeyim hemen. Wikipedia'dan bakayım yazmışlar bir şeyler. Dinliyoruz diye. Yani o zaten şöyle Devos'un yanında onu gördüğümüz zaman daha bir böyle hem zaten zırhlı falan böyle daha askeri bir görevli gibi, hem de zaten işte Devos'un bu görevi dışında bir şey yapmasını da sorguluyor ya, yani çok kuralcı bir tip yani, o belli. O yüzden ileride ne olur questlerde geçiyor mu şimdi bakıyorum. Evet, bir quest'e geçiyormuş hatta. Spoiler vermeyeyim. ama zaten şey belli yani. O genel işleyişle ilgili bize fikir verecek bir ikinci karakter. Yani animasyon içerisindeki hani Tenios olarak, isim olarak düşünmeyelim de bu durumu sorgulattıran bir karakter. Çünkü onun dediğinden anlıyoruz ki buranın işleyişi katı ve buraya gelen işte ölümlülerin ruhları İşte önceki hayatlarını unutup sadece buradaki evet. Görevlerine ve onlara işte gösterilen yola kendilerini kanalize etmek zorundalar. Kesinlikle. Ve oranın işleyişi bu. Başka hiçbir yol yok. Yani bu şekilde kabul ediyorlar ve işte sonradan Devos da buna karşıt şeyler söyleyince, durumu sorgulayınca aman Arkon duymasın falan diye de böyle bir patroncu bir havaya da giriyor. Yani... O yüzden aslında buradan şeyi anlıyoruz. Bastion'ın işleyişi aslında ne kadar katı, ne kadar böyle şey, nasıl diyeyim, bizim yani ölümlülerin bakış açısında ters bir durumu var. Yani makineleştiriyorlar ölümlülerin ruhlarını evet, ve evet. Sadece görevi üzerinden böyle değerlendiriyorlar. İşte yapması gerekeni yapsın. Dışında hiçbir şey yok ve işte tek görevin ne? İşte Bastion'da işleyişin ne ya, gerektiriyorsa evet. Onu yapacaksın, yol göstereceksin, bundan sonra olayın bu falan. Ya, şimdi, bu durumu da görünce diyorsun ki yani cennet gibi bir yer ama içerisi hiç cennet gibi değil demek ki. Şimdi, yani bize bunu sorgulattırıyor. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Ben şöyle düşünüyorum. Bu zamana kadar gelen bütün ruhların dışında farklı bir karakter geliyor. O da işte Urser. O yüzden bu da Devos'a sorgulama
yani sorgulamaya başlıyor sistem. Yani sen o zaman bir sıkıntı var, bu adamın gelmemesi lazım, niye bu adam geldi, neden böyle oluyor. Bak o da güzel detay, bak doğru dedin. Yani hakikaten Davos da onu sorguluyor, yani bu adam buraya ait değil gibi davranıyor. O zaman şeyde işleyişte bir problem mi var acaba falan diyor zaten. Evet. Ama işte bu düşünce, bu düşünce Davos'un olayları daha önceden bilip işte Uther'in başına o yüzden dikilip, yani Uther'is kendisi bilerek seçmesinin teorisini çürütüyor. Yani evet. Evet. Yani az önce şey dedik ya işte Ascended olarak, yükselmişler olarak sen çok yüce bir karaktersin. Hani Thanos geliyor, niye bu karakterle ilgileniyorsun dediğinde. Çünkü o zamana kadar görmemiş benim anladığım kadarıyla. Her, tamam canım, ama onun görevi değil. O yüksek rütbeli bir general. Evet. Normalde eğer Davos senin dediğin doğruysa, bak yanlış demiyorum. Hı-hı. If yani eğer doğruysa. Hı-hı. Bu teoriyi çürütür. Bak olabilir çünkü. Hı-hı. Olamaz değil. Ben o teoriyi de destekleyeceğim. Çünkü şaşırıyor. Evet, yani yarayı şaşırıyor. Görünce şaşırıyor. Eğer şaşırıyorsa önceden bilmiyor anlamına gelir. Evet. Bu tırda bu tarz bir mekanik bir terslik olduğunu bilmiyor. Aynen. Benim anladığım kadarıyla oraya gelen bütün karakterler şeyini geride bırakıp geliyor. Ben de böyle anlıyorum. Şimdi Orbiter'dan geliyor ya. Şimdi ben Davos'ta bunu anlıyorum. Orbiter'dan getiriyorlar onu işte Bastion'a. Benim anladığım kadar gelenlerin hepsi şey oluyor. Evet, geldik mi? Tamam, süper. Hadi devam edelim. Sıkıntı yok. Hani bu pelslerini siliyorlar. Anladın mı? Silerek geliyorlar. Ya bu geliyor, tamam, ama yani bunun sebebinin, yani Uther'in o zaman şöyle, senin söylediğin şu kapıya çıkıyor. Uther'in geçmişini unutamıyor olmasının sebebi yarası. Öyle mi? Ruhundaki o, yani Frostmourne, evet, yarası. Evet, evet. Zihnindeki ya da kalbindeki, evet, duygusal yaralar değil. Yani evet, direkt canım, fiziksel bir sebebi var. Hem yani fiziksel hem de duygusal da. Hayır, ama öbür türlü herkesin çünkü ona benzer evcil acıları var. Yani evet, tamam, Uther'inki belki, aynen, biraz büyüktü. İşte Arthas'ın gelişimine öyle. Ya da Lich King'e yol verdi. Ama işte ben de keşke öyle. O kızla flörtleşmeseydim, yuvasını yıktım falan. Hani hani herkesin kendi evcil acıları kendinedir yani. Tabii. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani olabilir, oraya gelme, olmaz değil. Hani ben şey diye düşünüyorum. Oraya gelenlerin hepsinin aslında geçmişini unutması gerekiyordu. O geldi, geçmişini unutmadı. Demos da diyor ki niye unutmadı? Bu adamı niye buraya getirdiniz? Bunu unutması gerekiyordu. He's not the one supposed to be here. Yani bu yani, burada olması gerekmiyor. Davos'un bence sorgulattığı şey zaten, tamam senin dediğin olabilir ama ben biraz daha hissel yaklaşıyorum. Şöyle o Frostmourne'un barındırdığı Frostmourne'un gücünü hissediyor. Ve o yüzden bir çekim alıyor. Ha, eğer bilmiyorsa olayı. Yo zaten bir sonrakinde zaten konuşmalarda şeyi çözüyorsun. Ya böyle hani neyse, oraya atlamayayım. Yok, söyle, atla. Hani orada Davos konuşuyor ya Arbiter'ı, diyor ki ne oluyor abi? Arkon abi. Arkon'la pardon konuşuyor. Diyor ki işte korktuğumuz başımıza geldi. Hani işte nasıl anlatayım, korktuğumuz başımıza geldiğince bir ölümlünün elinde böyle bir şey var, düşünebiliyor musunuz? İşte onun yarısı. Ha tabii geldi, ama işte. O oradaki sorguladığı olay farklı. Yani orada çünkü şey diyorlar, sürekli olarak bir propaganda var. Sürekli olarak Ascended'lara, yani yükselmişlere söylenen bir mekanizma var. Çalıştığı iddia edilen bir düzen var. Bu düzenin aslında bozuk olduğunu görüyor o şekilde. Onu sorgulamaya başlıyor orada. Evet aynen. Neyse tamam. Yani bize de zaten verilen alt mesaj biraz bu gibi. Yani hani siz de sorgulayın bakın falan, böyle bir gene Murat Han'dan bir şey yapayım. O da fırsatını yakalamış. Sonda bitirirken yazıyı okursanız göreceksiniz. O da zaten sorgulamanın aslında bu otorite durumunu, işte Bastion'daki otoritenin nasıl da sorgulanması gerektiğini çok güzel vurgulamış. Evet. Yani gerçekten o işleyişteki problem belki de Bastion'ın bu kadar katı ve nasıl diyeyim, geleneksel sistemi bozmadan işlemesinden dolayı kaynaklanıyor. Yani bunu sorgulanması gerekiyor belki de. O zaman çünkü böyle ruhu yaralı ve böyle hatalı ruhlar buraya düşmeden belki o problem çözülecek. Yani belki o açıdan da işte bakmamız gerekiyor. Söyleyeyim ama nasıl oluyor da Bastion, daha doğrusu Shadowlands. Shadowlands'da büyük ihtimal Jailer ya da Arbiter dediğimiz gibi çok büyük karakterlerin ya da Archon da dahil olabilir. Frostmourne'dan haberi olabilir. Ondan şu an ben net bir şekilde bilmiyoruz. Ben zannetmiyorum. Olabilir. Onu da hatta işte bir gedik
düzendeki bir gedik olarak algılayıp ona karşı aslında hareketler de olmuş olabilir. Yukarısı zaten aslında bahsettiğimiz şeylerle alakalı. Bu ara Fekül'ün söylediği şeyi ben söyleyecektim. Az önce Yiğit bir ufak karıştırmış. Arkadaşlar Mouseworn çok farklı. Forsworn çok farklı. Mouseworn Jailer'a hizmet ediyor. Öyle bir topluluk ve yani sadece Kirin'lerden oluşmuyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Sylvanas Mouseworn'un elemanı. Muezzala Mouseworn'a mensup. Helya da keza öyle. Şöyle Mouseworn Mav'ın Covenant'ı. Şöyle atayım arkadaşlar. Mouseworn, Forsworn farkını görebilelim hep birlikte. En azından karışmasın. Çünkü bir kere nasıl öğrenilirse öyle gider mantığı. Öyle söyleyelim. Ama Forsworn'lar Mouseworn'la bağlı gibi görülüyor ama değiller. Forsworn'ların derdi Bastion'la. Öyle söyleyelim. Evet. Uther istisna Frostmourne'un ruh kaçmadı. Oraya geleceğiz, oraya geleceğiz. Kimse Bastion'a gitmemiş gibi değil. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Benim ilk yani ben biraz yorumlama katayım bu Tenius'un olayıyla alakalı. Şimdi bu abi evet Görkem'in dediği gibi Görkem'e katılıyorum. Yancı bir karakter. Aslında çok böyle belki büyütmeyeceğiz. Bir iki görev alacağız. Abi ne kadar güzel kanatları var diyeceğiz. Önünde screenshot alıp Instagram'da paylaşacağız. Katılıyorum ama henüz çıkmamış bir oyun hakkında ve henüz çıkmamış hikayeye de yani zerk edilmemiş bir alan hakkında net bir bilgi veriyor. Diyor ki işte sorgulanamaz. Evet. Ve oradaki aslında biz nasıl söyleyeyim böyle şeyleri insan doğası olarak sevmeyiz. Biz özgürlükçü bir yaratığızdır aslında. Böyle nasıl söyleyeyim biraz daha sürüden uzaklaşma şeyleridir. Hani bunlar biraz bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Ama Arkon'dan bahsetmiyor. Yani Arkon'dan bahsetmiyor derken evet Arkon duymasın gibi net söylemleri mevcut ama yani Arkon olmasa da hani o düzenin bozulamayacağına çok körü körüne inanılmış yani orada. İşte Arkon değil de Eda yönetiyor olsaydı Bastion'ı o da aynı şekilde yani anladın mı? Oradaki Arkon yönetici vasfına ya da oradaki işte title'a çok takılmıyorum ben. Yani Shadowlands'ın işleyişi o kadar kusursuz olmalı. Kesinlikle öyle. Yani ondan bahsediyor bize. Okey. Ben o yüzden... Şurada bir durum var. Hakikaten şimdi bunu muhtemelen sonradan öğreneceğiz. Şimdi Uther öldüğünde sonuçta gördüğümüz kadarıyla ruhunun yarısı. Ruhu ikiye bölünüp işte bir kısmı Bastion'a gidiyor olarak görüyoruz. Ve sonradan işte Arthas'ı attığı yerde yani Arthas öldüğü için artık Frostmourne kırılmış halde ve ruhunun tamamlanması gerekir. Değil mi? Mantıken. Yani oradan ruhunun kalan yarısı serbest kalıp en azından güç olarak, anima gücü olarak tamamlanması gerekir. Ama şöyle de bir durum var. Bundan önce yani yaralı halindeyken Devos işte yükseltiyor şeyi, Uther'ı. Yani orada Frostmourne'un kestiği ve ruhunu çaldığı bütün ölümlülerin ruhu serbest kaldığı anda ne oldu? Ve yani bu nasıl etkiledi işte Shadowlands'ı? Mesela bu önemli. Çünkü çok büyük tepki veriyorlar. Yani Mav'dan gelmiş bir silah bir ölümlünün elinde diye işte orada bayağı büyük mevzu dönüyor animasyonun içinde. Görüyoruz bunu. Bu orası için çok büyük bir yani detay. Biz mesela Frostborn işte kesiyor ruhunu çalıyor diyoruz ama demek ki bu Shadowlands açısından çok büyük bir mevzu. Yani çünkü yani bize genel olarak mesela bunu hangi bölümde konuştuk hatırlayamadım da şimdi galiba işte Burning Legion'ı falan konuştuğumuz bölümde dedik işte ruh büyüsü yapan ölümlü ırklar gördüğümüz kadarıyla Warcraft evrenindeki en güçlü ırklar. Büyü gücü, işte teknoloji, ne bileyim işte gelişmişlik falan olarak bunların ilk çıkış noktası işte Draenei'ler olsun, Night Elf'ler olsun hep ilk önce ruh büyüsünü ve ruhtan faydalanmayı keşfetmeleri durumu var. Night Elf'lerin gücünün kaynağı ne? Ruhları Wisp olarak tutup onların gücünden işte doğayı koruyormuş gibi görünüp ama aslında ruhları tutup onun gücünden faydalanmak. Bunu druidizm gibi bir şablonda yapıyorlar.
O yüzden kendilerine has bir ruh büyüsü formatları var. Drenaylarda işte ruhu kristallerde hapsedip onu kullanıyorlar. Bundan böyle işte büyü gücü ediniyorlar. İşte kendi uzay gemilerini bile çalıştıracak seviyede bir şey ediniyorlar. Şimdi bunu görüyoruz ve biz ölümlü alemde işte gördüğümüz fantastik ırkların işleyişi içinde bunu olduğu gibi kabul ettik. Ama Shadowlands'la beraber şöyle bir durum geldi. Shadowlands'taki en büyük suç işte yani orada işte kötü bir şey işleyip işte ölümlüyken işte katil olması, hırsız olması değil. Shadowlands'a gelecek ruhları engellemek. Shadowlands açısından en büyük suç bu. Yani evet. MAV'a gönderilen şeylerin ve işte MAV'dan çıkmaması gereken işte olarak gözüken böyle en affedilmez suçları işleyenler bunlar. Yani bildiğimiz kadarı bu. En azından ilk bize verilen intiba ve evet, ufak tefek bilgi kırıntısı bunun üzerine kurulu. Yani o yüzden şimdi Bastion'ın işleyişindeki gidişat ve Bastion'daki işte görevleri, bu ruhları yönlendirme görevi onlar için en kutsal görev. Yani Shadowlands açısından geniş açıdan bakarsanız işte bütün o boyutun artık ölüm sonrası evrenin işleyişi açısından en önemli şey o ruhların güç kaynağının, animanın Shadowlands'ı düzgün akmasını, işte düzgün yönlendirilmesini sağlamak. Ve işte Bastion bölgesinin birincil görevi de bu. O yüzden onların açısından şimdi biz bu işleyişi çok katı görüyoruz. Az önce dediğimin tersi bir şey diyorum ama bu açıdan baktığımızda da gerçekten onlar için hayati bir şey. Yani şöyle düşün, işte gelen ne bileyim suyu, yemeği işte yönlendiren oranın işte baş lojistik hakikaten görevlileri Bastion'ın işte Kirin'leri. Onlar bu ruhları düzgün yönlendirmezse bütün Shadowlands aç kalıyor. O yüzden işte MAV'ı mesela bu gözle görüyorlar. İşte bütün kötülükleri oraya hapsettik diyor mesela işte Uther'da dediği zaman. Onun açısından kötülük mesela Uther'ın düşündüğü kötülük değil. Aynen. Yani bilmiyor çünkü işte yani sadece işte katil seni öldüren bir katili diyorsun. Nasıl olsa hepiniz ölüp buraya geleceksiniz aynen gibi belki düşünüyor onu. Aynen. Ama aslında işte orada Davos'un kastettiği işte ruh işleyişini bozan bir durumu olan işte Shadowlands'e kötülük yapanları hapsettiğimiz bir yer var. Bir kötülük olamaz diye düşünüyor. Aynen. Ve bunu gördüğü için şimdi Uther'daki yarayı görmesi demek senin ruhun yaralanmış diyor. Ruhunun yaralı olması demek o ölümlünün ruhunun düzgün getirilememiş olması, önceden buna bir müdahale olmuş olması. Yani Shadowlands açısından en büyük suç daha ruh oraya gelmeden işlenmiş demek. Sonradan da bunu işte yaraya dokunup da nasıl olduğunu görünce işte Frostmourne'un üstündeki rünleri görüyor. MAV rünleri var üstünde. Ve o zaman da anlıyor ki bunun sebebi gerçekten ruhunu yaralayabilmesi için Shadowlands'tan bir silahın buna müdahale etmiş olduğunu görüyor ve orada işte büyük bir tartışma kopuyor. Bunu konuşuyorlar işte nasıl böyle bir şey olur diye. Bir ölümlünün elinde bir MAV silahı var falan diye. O yüzden buna bu açıdan bakmak lazım bence. Yani Shadowlands perspektifinden en büyük suç işte böyle öldürmek, çalmak ya da işte bizim ölümlülerin adi suçları değil, Shadowlands'a gelen ruhları engellemek. Ve işte Uther'ın buradaki konumu da bu yüzden önemli. Yani böyle bir şey başından geçmiş bir ruhu direkt yükseltiyor, direkt yandaş evet, olarak yanına evet, almak istiyor. Evet. Ve bunun üzerinden bak bu bir kanıt işte işleyişin bozuk olduğunu işte bizim doğru iş yapmadığımızın kanıtı bu ruh diye muhtemelen Uther'ı kullanmak için Davos onu da hemen yükseltip yanına alıyor. Şimdi ben araya giriyorum naçizane konuyla ilgili yani aslında araya girilebilecek sorular hemen yapıştırıyorum. Bu Uther'in canının alınmasıyla alakalı bir mevzu var. Ruhunu almaya geldiklerinde Arthas'ın Uther'in diğer parçası serbest kaldı ki az önce bahsettin sen bayağı şeyle.
mevzuyla alakalı. Ancak onunla ilgili bir gelişme görmedik. Videoda görmedik henüz diyelim. Görmeyeceğiz yani, anlamına da gelmeyecek. Uther'in ruhu hala broken durumda mı yoksa düzeldi de bahsetmediler mi? Dediğim gibi videoda buna yani ithaf eden bir detay yok. Çok havada kalmış konu bence. Bence olabilir. Tartışabiliriz yani. Bu da ama şöyle düşünün şey. Yani işte Uther yükseltildikten sonra Arthas ölüyor ve Arthas'ı işte öldükten sonra mava atıyorlar ya. Arthas öldüğünde zaten Frostmourne kırılmış durumda. Yani orada ruhunun artık iyileşmesi lazım. Yarasının geçmesi ve bu işte intikam hissinin artık yok Zahmet olması mi? Lazım. Bir Bastion görevlisi olarak değil mi? Evet. Yani bu geçmiş en azından intikam hissini unutması lazım ya da bunu aşması lazım bilerek, bunun farkında olarak. Ama öyle bir durum olmuyor. Hala görüyoruz ki orada Uther intikam hissiyle Arthas'ı affetmiyor ve mava atıyor yani. Demek ki işte Frostmourne öyle bir yara açıyor ki belki hiç iyileşmeyen bir yara. Ya şöyle diyeceğim, sana şunu soracağım. Normalde senin söylediklerine göre Uther'in, şimdi Davos'un Uther'i direkt aslında şeye göndermesi gerekiyordu. Mava göndermesi gerekiyordu. Doğru mu? Yok. Ama neden öyle? Yok. Arbitra göndermesi lazım. Ha. Tekrar Arbitra gönderip sen bunu sorgula, bunu burada aga bir yanlış değerlendirme var bunda. Şunu bir tekrar değerlendir. Değerlendir. Çünkü ruhu yaralı. And it will bring pain. Evet, işte belki yarası Arbiter'in önünde ortaya çıkacaktı. Ondan sonra Arbiter diyecekti işte buna müdahale edelim falan diye. İşte Lich King halinde belki dönüşmeden Arthas'ın elinden alacaklardı. İşte hem Frostmourne'u hem işte ama orada Aslı'nı. kaçırdığımız şöyle de bir durum var. Bu Uther'in ışık tarafı diyoruz çünkü videoda öyle algılıyoruz. Arbiter'ın önüne gerçekten gitti mi? Ya da işte farklı bir şey mi oldu? Onu çünkü onu ama net bilmiyoruz. Gitti. Evet, bence mantıklı gitti. Olarak yorumluyoruz. Bak, yorumluyorsun bence gibi. Hani anladın mı demek istediğimi? Evet, bilmiyoruz. Hani net bir şey yok. Bence zaten Uther bozdu. Bence Uther corrupt yaptı zaten Arbiter'ı. Bu girişiyle corrupt yaptı yani, bitirdi. Ya ama Arbiter öyle bir karakter mi? Yani bilmiyoruz ki. Hani bir tek ruhun kaçmasıyla işte ben bozuldum shutdown verip yani pozisyona geliyor, işte Shadowlands'ın bütün yönetimi Jailer'a kalıyor falan. Bu arada Frostmourne'la öldürülen ilk ölümlü de Uther değil yani. Evet. Bozulacak olsa daha önce bozulur. Ama onlar gelmiyor buraya. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Yani Uther'da şöyle bir sorun var. Bak, normalde Arthas birini Frostmourne'la öldürdüğünde ruhunu olduğu gibi hapsediyor Frostmourne'un içine. Evet. Uther son anda Light'a dua ettiği için işte Light ruhumu kurtar diyor ve orada ruhu ikiye bölünüyor. Orada o yüzden istisnai bir durum var. Yani ruhunun Light kısmının Bastion'a gitmesi lazım mantıken. Evet, çünkü öteki kısmı Frostmourne'a gidiyor, görüyoruz işte. Ruhunun normal kısmı ya da mavi trak gözüken ruh parçası Frostmourne'a doğru gidiyor. Ama daha sarı olan Light'la artık kutsanmış olan ruh parçası o Bastion'a doğru gidiyor. Yani yukarı doğru çıkıyor. Sonradan işte Uther'ı Bastion'da görüyoruz. Mesela Yiğit'in öyle şöyle ona yani o konuyla alakalı bir sorusu var. Hani Shadowmourne görevini yaparken Frostmourne içinden çıkıp bize yol gösteriyor ya şey Uther. Evet. Oradaki Uther işte Shadowmourne nereden çıktı ya? Frostmourne'un içine girmiş kısmı mı? İşte farklı bir benlik olabilir mi? Çünkü daha affedici davranıyor Arthas'a karşı vesaire vesaire. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu arada çok teşekkür ederiz Ramazan'cığım. Hoş geldin. Prime aboneliği 9. ay. Yok, Ramazan'ın daha fazlası var. Arada kaçmıştır diyelim. Abi kesene bereket. Bana geldi, basıverdim. Teşekkür etmek istiyor musun dedi. Edeyim dedi. Çok iyi yapmışsın, bana gel dedi. Merhaba tekrardan. Suikast söyle söyleyeyim sana. Evet, babası Mav'a gitmiyor. Frostmourne'da kalıyor o iş. Frostmourne kırıldıktan sonra ne olduğunu dediğimiz gibi bilmiyoruz net olarak. Uther'in ruhunun ikiye bölünmüşlüğünden kaynaklanan durum söz konusu. Evet, istisnai bir durum. Yani Frostmourne'un her kestiği ikiye bölünmüyor böyle ruhu. Evet. Bu son anda ölürken işte Light save my soul gibi bir şey diyor ve o yüzden bu olayı görüyoruz. Yani Bastion'a giderken
böyle bir ruhunun yaralanma durumu aslında bu yüzden oluyor. Yani ruhu ikiye bölünüyor gördüğümüz kadarıyla. Ama işte bu sonradan nasıl bir sorun yaratacak dediğiniz gibi iki Uther mı göreceğiz sonra birleşecek mi? Çünkü benzer bir hikaye var Warcraft evreninde. Varya'nın, Varian Bryn'in işte... Ha, ben de oraya değinmiştim. Alliance kralının da ruhunun bölündüğü bir durum var. Tabii onu Onyxia yapıyordu ama yani bunda da benzer bir durum olabilir. Yani belki Uther'ın işte gerçek ruhunu göreceğiz. Bu light tarafı olduğu için belki daha katı bir ruh bu. İşte Light'ın sonuçta her zaman iyi olmadığını konuşmuştuk Light bölümünde. Sana da öyle. Belki de Light'la gelen bu ruh işte intikam istiyor ama ruhunun diğer yarısı aslında işte Uther'ın daha belki şu anda mesela işte az önce gördük işte bir kısmı işte korunan kısmı belki de bu vicdani tarafıyla beraber işte Frostmourne'a hapsoldu. İşte bunları yani ucu çok açık. Belki ileride göreceğiz, belki Uther'ı kurtaracağız, ruhunu bütünleyeceğiz. Öyle bir durumda olabilir gayet yani. Ucu açık. Aklınız karışmasın arkadaşlar. Lich King, Sargeras planı evet başlangıç öyleydi ama hatırlarsanız ki 3. Savaş'ta daha sonra Sargeras'ın işi bittikten sonra daha doğrusu Kil Jaeden'ın ya da Archimonde'un diyelim. Hani ana planda Scourge'u bırakıyor zaten. Arthas'a diyor al sana ilgilen oyalan ne yapıyorsan yap tarzında. O plan evet başlangıçta öyle ama daha sonra işlerin rengi değişiyor. Bu arada Alfa Mas'la çok teşekkür ederiz aboneliğin için. Bereket. Desteğin için kesene bereket diyelim ve devam edelim. Bölünmeden bahsediyorduk. Arada bir ince sorular daha var. Ama Jade ile alakalı sonra alırız onu. Evet Yiğit'e cevap oldu. Tam bu bölünme şeysinden bahsediyorduk. Devam edelim ince ince. Evet. Videonun zaten de sonuna doğru geliyoruz. Evet. Şöyle asıl cıvcıvlı kısmı daha doğrusu. Evet. peki Davos'un motivasyonu oluşuyor videoda. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Davos Arkon'la bir şeyler paylaşmak istiyor. Bir sıkıntıdan bahsediyor. Arkon hiç tepki vermiyor abi bu olaya. Yani dur bir dakika şu yaraya bir de ben bakayım demiyor. Yani videodan anladığımız kadarıyla bu şekilde. Evet evet. Sen devam et ve yola güven tarzında takılıyor. Hı-hı. Bir sorum sana sorayım. Aslında ben kendi kendime soruyorum ve yorumluyorum ama Arkon'la daha önce böyle bir vakayla karşılaşmış olabilir mi? Yani Frostmourne'un özelinde olmak zorunda değil. Yani yaralı bir ruh ya da ruhun yaralanmış olma durumu daha önce Shadowlands'te söz konusu olmuş olabilir mi? Yani çünkü reaksiyon vermiyor, merak bile etmiyor yani. Herkesten anladığımız kadarıyla olamaz. Hatta böyle bir ihtimalin olma olasılığını reddediyor Arkon. Evet, evet. Yani öyle bir tepki veriyor çünkü. Evet, tamamıyla bir şey, diktatör. Evet, değil mi? Aynen, what's going on? Evet, diktatör yani tamamıyla diktatör. Bu sorgulanamaz bile bir şey diyor. Yani bu ihtimal o kadar imkansız olamayacak bir şey ki yani... Bastion'ın işleyişini, Shadowlands'ın işleyişini işte, bozacak hiçbir şey olamaz. Böyle bir şey sorgulanamaz bile kesinlikle diyor. Yani kesinlikle tepkisi bu. Ve işte bunu sorgulamaya devam ediyorsan o zaman işte yıkıl karşımdan gibi böyle tepkiyle Davos'u kovuyor direkt yani. Kesinlikle. Ve işte kendi görevinden azlediyor bir nevi. Burada da işte Davos ondan sonra Dark Side'a geçiyor artık tam o aşamada. Zaten sorgulayıcı bir eşik geçmişken bu sefer artık iyice böyle bu duruma, bu sisteme yani bu işleyişe karşı mücadele edecek bir duruma geçiyor ve zaten ilk eylemi olarak da Uther yükseltiyor. Yani Davos'u karanlık olarak evet yani zaten Arkon'un tepkisinden onu anlıyoruz. Bak doğru bir tespit o. Davos'ta bu sorgulama olayını anladığım kadarıyla çok büyük bir böyle nasıl diyeyim küfür gibi görüyorlar. Evet. Böyle sorgulanamaz bile böyle bir şey. Sen böyle bir şey nasıl dersin gibi böyle bir terslemeyle Davos'a tepki veriyor. Evet. Yani ve işte bunu sorgulamaya devam edeceksen bile demiyor. Yani bunun sorgulandığı anda onu siliyor tamamen. Öyle bir
o kadar artık şey gözünde katı bir düzen var ki Arko'nun, ya da işte sorgulanamaz konumda görüyor ki kendini, Davos'u karşısından kovuyor. Bu arada bildiğimiz kadarıyla Bastion'ı yaratan ve işte Kirin ırkını yaratan Arkon diyebiliyoruz. Evet, dur şöyle göstereyim, yani, paylaşayım hemen linki. Yani her zaten bu şeylerin, Covenant'ların ve işte bölgelerin, Shadowlands bölgelerinin başındaki isimler orayı yaratan isimler. Yani işte Ardenweald'ı Winter Queen yaratmış. İşte Maldrax'ı yaratan işte neydi? Primus. İşte hepsinin böyle işte şeyin neydi? Revendreth'in Sire Denatrius. İşte bu karakterler sadece Covenant'ın başı ve yöneticisi değil. Aynı zamanda o bölgeyi yaratan, oradaki ırkları yaratan yaratıklar. Yani çok aslında yüksek yaratıklar bunlar. Kyrestia the Firstborn. O Firstborn ama. Arkon mu? Arkon. Ben hatta araya girip onu söyleyecektim. Çok özür dilerim. Araya girip onu söyleyecektim. Bir saniye şöyle çok iyi hatırladığımı iddia edeceğim ama yine de insanlık halime de verebilirim. Eskiden WoW Gamepedia'da WoWpedia'da özür dilerim. Bu Arkon olarak geçiyordu Link'te. Şimdi Crestia the Firstborn değişmiş. Bir dakika, ben burada Firstborn'a takılacağım biraz. Firstborn, evet. İlginç olmuş çünkü Firstborn'lar olayı Mav'dan çıkıştaki anahtar noktaydı. Vay vay vay. Vay vay vay, neler oluyor? Bu ilginç bir gelişme oldu gerçekten. Bunu ben de görmemiştim ama. Hakikaten Arkon yazıyordu bu sayfada. Editlerine bakmaya çalışıyorum ne zaman değiştirmişler de. Neyse, onu şimdi karıştırmayayım. Yani First of the Winged Kirins diyor ve And the Arkon of the Kirins. Yani bu karaktere böyle bir isim verilmesi, yani Arkon dışında bir resmen sıfat verilmiş ve Firstborn olması da belki Kirin'lerin Firstborn olarak demiştir. Umarım öyledir. Yani Firstborn ırkının, neyse, evet, oraya şimdi konunun dışına çıkarız. Bu arada merak ediyorsanız şeyi izleyin. Utku'nun oynadığı şey var. Shadowlands başlangıç senaryosu var. Onun en sonunda Firstborn esprisini anlarsınız zaten. Onu kullanarak çıkıyoruz Mav'dan. Orada ilginç bir detay var yani kesinlikle. Adının değişmesinde kesin ya, bir manidar gönderme var yani. Evet, is the first winged Kirians da. Tam ilk kanatlanan Kirian'ı, evet, tamam. Kirianları kastediyor, aynen. Doğru. İnşallah öyledir diyorum ya, umarım öyledir. Çünkü yani, title'daki bu Firstborn vurgusu. Yani mesela Winter Queen the Firstborn diye geçmiyor. Ya da atıyorum, evet, the Primus the Firstborn diye geçmiyor. Şu anda Arkon da, o da zaten. Dur bakalım, diğerlerinde öyle bir şey var mı? Sanmıyorum ama. Yok, onlar da eklenmemiş. Ama böyle title'lar eklerlerse o zaman iş hoş karışır yani. Evet, evet. Neyse, bu da böyle direkt yayında aldığımız bir gelişme gibi oldu. Yayında bir aydınlanma yaşadık, kusura bakmayın. Boss olarak geri seçeceğim. Boss olarak geri seçeceğim. Yani. Yani. Yok, ben ama şöyle söyleyeyim, biraz daha hani Covenant liderlerini boss olarak karşımıza alır mıyız hepsini? Ya Denatrius'u falan alacağız zaten de bilmiyorum ya. Ya Denatrius oluyor, evet. Yani ölürlerse nasıl bir tepki olur? İşte ölüyor mu Shadowlands'ta ölenlere ne oluyor onu daha bilmiyoruz. Hele böyle yüksek karakter. Muezzala da dungeon'da ölüyor galiba ama ne olacağını bilmiyoruz sonra. Ya Koray, sen ne ara bu kadar ışığın şeyi oldun ya? Bir garipsedim, ben de garipsedim. Bir fanatizm görüyorum. Evet ya, bu böyle değildi, bu çok değişti ya. Bir utırcılık, bir lightçılık, bilmiyorum yani. İşte light'ın nasıl her zaman iyi olmadığını böylece görmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki ben o zaman devam ediyorum video ile ilgili yorumlama kısmına. Davos geliyor ve Arkon'dan aldığı o red sonucunda biraz hiddetlenerek ve kızarak Uther'in karşısına çıkıyor ve Uther'in o yükselme işini, hani Ascended muhabbeti, işini tamamlıyor. Bayağı bildiğin yetki mi veriyor artık, güç mü veriyor? Bayağı bildiğin kanatlarını falan çıkartıyor Uther'in yani. Evet.
o olay yani o bu demek ki henüz yani Covenant'tan kovulmadı Davos. Sadece orada hani sen yapma bakayım o görevi çekil tarzında bir çıkışım evet. oldu. Ve yani bu güçten yani ben biraz yorumlayamıyorum da şu çünkü anda... bilmediğimiz bir mevzuda. Bayağı bildiğin dediğim gibi yani Uther'i Kirin yapıyor yani. Evet. Demek ki bu güç sadece Arkon'da yok. Ya da işte paylaşılabiliyor ya da zaten şey yani anladığımız kadarıyla Davos işte yüksek rütbeli bir Kirin. Yani evet. böyle güçlü olan böyle yetkileri olan bir Kirin. O yüzden zaten o Ditenios da işte şey yapıyor, sorguluyor yani sen bunlarla uğraşacak biri değilsin yani niye bununla uğraşıyorsun diyor ya işte. Demek ki o da aslında bayağı güçlü bir Kirin. Ve işte Arkon'dan onay almadan da işte bazı ölümlü ruhları yükseltebilecek seviyede güçte bir Kirin. O yüzden ilginç bir durum var Davos'ta. Zaten işte Bastion'ın şeyini oynadığımızda hikayesini level'larken zaten bunun iç işleyişini görüyoruz. Ve işte Force Worn'ların oradaki isyanın oluşmasını, nasıl oluştuğunu, kimler tarafından işte tetiklendiğini falan öğreniyoruz. Bayağı da güzel yapmışlar. Böyle üçüncü şahıs olarak giriyoruz olaya. Direkt ilk kahraman olarak, ilk olayı çözecek kişi olarak girmiyoruz. O yüzden aslında bu animasyonda da böyle ima verilmesi ve işte Davos açısından da olayı görmemiz bence güzel yani. Arkada Forceborn'u okuyorum. Şu anda onu... Ha, aynen ben de onu yazdım. Ben şu an deli gibi onu Eda okuyorum. Eda sıkılmış diyor da yok. Wopedia'yı şey yapıyor. Wopedia'yı karıştırıyorum. Forceborn neden diye araştırıyorum. Shadow'da patates... Ya suikastçıyım. Yani Shadow'da patates gibi... Ya orada ilginç bir durum var hakikaten. Ama şöyle bir durum var. Onu güzel yapmışlar. Biz kendimiz öldüğümüz zaman işte gidiyorsun da orada mesela şimdi... World of Warcraft normal oynayışında işte Azeroth'ta öldüğün zaman cesedine gidiyorsun ya. Orada ruhuna gidiyorsun. Ruhun duruyor orada böyle. Evet bir anima çıkıyor de... içinden o şey oluyor. Bir de şey güzel böyle o ruh öldüğü zaman bir animasyonu evet. oluyor böyle. Ruh dönüyor falan bir şeyler oluyor. Öyle gidiyorsun. Diğer yaratıkları da öldürdüğün zaman benzer şeyler oluyor. Yani orada hayvan gibi gözüken şeyler bile öldüğünde böyle bayağı animasyonlu aksiyonlu ölüyor. Değişik yani. Tam böyle Shadowlands şeyini veriyor yani. Havası. Orada durduyor. Ama işte sonra ne oluyor onu bilmiyoruz. Onu muhtemelen bir yerde açıklanacak ama çünkü şey de vardı. En azından hani hayvanların öldüğünde ne olduğunu falan gördüğümüz Ardenweald'de bir güzel görev zinciri var. Hatta birkaç aşaması bayağı böyle şirin küçük yaratıkları falan kurtarıyorsun. Oralar güzel yani. Muhtemelen öğreneceğiz onu. Detaylarını esprili bir şekilde. Tabii. Yani zaten şey yok. Harita genişlemeden de şey olunca en üst level'a geldiğimizde 60 olduğumuzda işte Covenant seçme aşamasından sonra bu tip detayları öğrenmeye başlayacağız. Ve hepsini kendi açısından öğreneceğiz. İşte mesela Ardenweald'ı seçtin. İşte orada şey var. Covenant'ı seçtikten sonra bir tiyatro gibi bir şey yapıyorlar mesela. Onu sadece Ardenweald'ı seçenler, işte Ardenweald değil, Nightfey Covenant'ını seçenler görebilecek. İşte orada işleyişle ilgili detay bilgi öğreniyorsun. Sen de bu işleyişe yardımcı olmaya çalışıyorsun ve şöyle de bir durum var. İşte haritaların işte daha önce demiştik sadece işte %20-25'ini ilk level'lama sırasında açıyorsun. Sonradan işte bütün o bölgelerin kalan kısımlarını da açıyoruz. Ve işte hepsinde bir hikaye var tabii her köşesinde. Bir de şöyle de bir durum var. Her Covenant diğer bölgelere de gidiyor. Onların açısından diğer bölgeleri de görerek açıyor kendi işte Covenant'ının olaylarına yardımcı olarak. O yüzden işte zaten Shadowlands'in bütün hikayesini görmek için 4 ana karakteriniz olması lazım dediler zaten. Bunu resmi olarak da açıkladılar. İşte hikayeyi yazan işte Steve Danuser, bir narratif işte o şey dedi yani. Bütün hikayeyi her açıdan görmek için, her Covenant'ı oynayabilmek için 4 işte maksimum level'da karakteriniz olması gerekiyor. Her biri farklı bir kavanoz seçmek zorunda dedi.
Boş ama değil. Ama öyleydi zaten. Legion'da 12 karakter gerekiyordu mesela. Bütün hikayeyi görmek için class üzerine kurulu olduğundan. Eyvallah. Şeyde de For Azeroth'ta da 3 karakter gerekiyordu. İşte biri Sylvanas Loyalist, biri işte Horde isyan tarafında, işte Sourfang'in tarafında, bir tanesi de işte Alliance açısından Alliance karakterin olması gerekiyordu. O 3 açıdan işte hem War Campaign'i gördük, hem diğer işte ana hikayeyi gördük. İşte bir ana hikaye zaten Heart of Azeroth üzerinden gitti. Onu herkes gördü. Ama 3 ana karakter olması gerekiyordu Battle for Azeroth'ta da. Tabii grind gerekmiyor. Şeyde, bu arada Shadowlands'te grind değil, haftalık açılan bir böyle progress var. Hiç oynamasan da o kendi kendine açılacak zaten. Sen sadece hikaye kısmını kendin oynayacaksın. Ve kendi kişisel grindını yapacaksın. Öyle düşünüyorum. yok arkadaşlar yok. Ben gerekli soruları alıyorum, arada da giriyorum. Arkadaşlar merak arkaya etmeyin. Yazıyoruz soruları, cevaplayacağız sonradan. Yani hiç böyle şey. Merak etmeyin. Bir de bazen yazılar yazıyla cevap veriyorum. Çok konuşuyormuşum. Ama öyle geyik dediğim böyle olur. Laf lafı açar, boynuz böyle bu şekilde uzar. Sıkıntı yok. Bu arada ben Lament of Highborn girmişken artık konuya giriyorum. Arkada da çok güzel müzik çalıyor. Videonun Arthas'a geçtiği kısım. İşte o Frostmourne'un kırık olduğu yerde görüyoruz ve teorilerin patlama yaptığı yer videoda zaten burası. İşte Davos iniyor. Aslında geçtik, pek de yorumlamadık ama orayı da burayla birlikte, yani o kısmı da burayla birlikte yorumlayalım şimdi. Davos ve Uther iniyor, Arthas'ı alıyor ve Arthas'ın I see only the darkness dediği kısım. Evet. Ben şu şekilde konuya şey yapayım, giriş yapayım. O da şöyle olsun, şey diye devam ettim. Yok şimdi arkadaşlar, Davos bildiğiniz gidiyor Uther'i kışkırtıyor. Sen hiç merak etme, işte sana bunu yapanın intikamını alacağız, bekleyeceğiz, öldüğü anda onun ruhunu tutup mava atacağız diye bir gazlıyor ve gücü o şekilde veriyor zaten. Anlaşıyorlar, Uther de intikamına, evet güya Justice, intikamına alacağı için o sevinçle diyelim, o hype'la, o beklentiyle kabul ediyor, hiç şey yapmıyor zaten, tamam falan şeklinde devam ediyor ve... Yani Davos'ta bu şekilde beklemeye başlıyor. Tabi bu bekleme Warcraft 3'ten Wrath of the Lich King'in sonuna kadar ki olan kapsıyor, dönemi kapsıyor. Yani bu sırada nasıl bir süreç geçirdiler? İşte atıyorum MAV'daki, Arbiter'daki bozulma burada mı gerçekleşti? Ruhların MAV'a gidiş olayı burada mı başladı falan gibi şeyleri hiç bilmiyoruz. Direkt olarak biz... Yani videoda Uther'le Davos'un Arthas'ın üstüne çökmesini bekliyoruz. Bu arada hani Davos'taki bozulma da şu şekilde gerçekleşiyor bence. Normalde bugüne kadar hiç sorgulamayan bir karakter. Evet, Bastion'da olanları işte yapması gerekenleri yapıyor. Tamamen yolun path, o yolu takip eden bir karakter. Bir anda Uther'in ruhunun yaralanması ve bunun olmaması gerektiği şeklindeki yorumlamayla birlikte böyle bir duruma sokuyor kendisini. İşte ilk o başta sorguladığımız, hani dedik ya, Uther'in böyle geldiğini biliyor muydu, Frostborn'dan haberi var mıydı gibi muhabbetlerde buradan çıkıyor. Yani bir anda bu şekilde buna karar vermiş olması acaba dedirtiyor bize ve Arthas'ı almaya geliş şekli, yani bırak Uther alsın. Yok. Evet. Arthas'ı almaya direkt Davos iniyor. Zaman kavramı farklı geçmiş olabilir. Uther ile çok daha uzun geçmiş olabilir. Evet mi acaba bilmiyoruz. 9 yani geri döndüğümüzde bir Black Empire olayını bekliyoruz ya. O şekilde nasıl söyleyeyim, bir şeyler olabilir. O zaman kavramı, yani Shadowlands'te mi daha uzun geçiyor? Dünyamızda mı daha uzun geçiyor? Bilmiyoruz. Uther Shadowlands'a gelince bol keseden atıyor da sıyrılmıyor. Neyse şimdi Görkem'e bağlayacağım çünkü Görkem'in de fikrini merak ediyorum bu anlamda. Yani bir, neden Davos iniyor? İki, Davos abi bir dakika, Uther'in intikamı ya da Uther'in justice'i değil miydi bu? Evet, sen nereden çıktın? Yani tamam da bırak Uther insin alsın ya da onun ruhunu hani öldüğünde Arbiter'ın önüne gitmeden tutabilecek güce sahip birisi Davos. Evet. Muratan yani, geldi. Evet, Muratan geldi. Kaptan mısın Muratan, yoksa eve mi geldin? İstanbul'da mısın?
Sinirlendim bak ya. Kısa falan cevap vermeyeceğim. Konuşacağım bıdır bıdır. I will talk. Bir de Utes... Konuşmuyoruz burada. Davos nereden alıyor? Ice Crown'un tepesinden canım. Konuşuyordum. Uterino da arkadan gözüküyor. Onu biliyorum. Yani demek istediğim şey... Yani neden? Yani o tutacak yani intikam... Uterin intikamı. O sadece fikir babası olması gerekiyordu. Bak insanlar bu yüzden karıştırdılar. Yazmıyor Uter'e değil mi? Onu demek istiyorsun. O da yani. Onu da geç. Hayır, insanlar bu yüzden karıştırdılar. Normalde gidip almaması gerekiyor. Davos'un görevi değil bu yani. Orada normalde arbitre... Hayır bak sen de çok farklı yere takılıyorsun. Ben diyorum ki Uter tutsaydı Arthas'ı tutamayacak mıydı? O bence, arbitra mı gidecekti? Bence öyle olabilir. Niye onu attırtıyor? He. Hayır. Niye onu arttırtıyor da değil. Abi şöyle bak sen de ayıkmadın. Anladım. There is a purpose. O yüzden dokunup aldı onu. Evet yani Davos'un ruhlar öldüğünde arbitra gitmeden tutabilecek gücü var diyorum. Evet var. Var. Evet. Ha, zaten onu ben böyle de bozuyorlar. Dedim zaten. Var. O uzun konuşmalarımdan birisinde arkadaşlar. Onu söylüyorum. Hayır Eda inatla mevzuyu Uther ve şeye kıstıyor. Hayır diyorum yok, yani. Yok anladım ne demek. Uther'le bekleyişi. Yok doğru diyor. Uther'le işte uzun süre bekleyişi, Arthas'ın işte ölmesi için kapıda böyle hadi artık ölse de ruhunu tutsam, telefonu da bıraksam bebeğim çok dikkatimi dağıtıyor. Özür dilerim aşkım ama saatlerdir telefonla oynuyorsun da dikkatim dağıldı. Çok özür dilerim. Tamam, it's okay. Just keep going. He, yani o olaya şey yapmaya çalışıyorum. Yani odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü o büyük bir olay. Yani Uther almıyor da Justice'ı Uther'ı aldırtıyor. Tamam. Mavin içine Uther bırakıyor ama yakalayıp tutan kişi Davos. Murata'nın yazısına şöyle deyince o Arthas'ın I see only darkness dediği şey Davos bu yüzden olabilir mi? Evet. Normalde yani Mav'a aydınlanma geldi. Biz orada hep şöyle anlamıştık mesela işte Mav'ı öğrendik, Shadowlands'ı öğrendik. Arthas bunu dediğinde demek ki direkt Mav'a düşüyor. Öyle yorumlamıştık ilk başta. Yani hepimiz böyle en azından bağlamışızdır kafada. Evet bak Murat'an da demiş koskoca Arbiter'ı bypass edebiliyorlarsa tahminen Arbiter o tarihte bozulmaya başlar. Evet %100 katılıyorum. Yani Warcraft 3'te bile bozulmaya başlamış olabilir. Doğru çünkü Uther'ın yani Jack Bastion'a gelmesinin zaten işte başta konuştuğumuz oydu. Davos ilk onu sorguluyor zaten. Uther buraya acaba yanlışlıkla mı düştü diyor. Ondan sonra yarasını gördükten sonra da anlıyor ki bunun dış bir sebebi var. Ondan sonra da zaten Arkon'a diyor işte bu işte bir işte sorun var falan diye. Hepsi aslında birbirine bağlı ve gerçekten Uther'ın ölmesi belki de Shadowlands'ın işleyişindeki işte bozulmayı işte başlatan kıvılcımlardan biri olmuş olabilir. Evet, evet. Ya da işte Frostmourne'la işte Helm of Domination'ın oradan çıkması ve bir ölümlüye verilmesi belki işte onun kullanılmaya başlandığı andan itibaren işte Arthas onu eline alıp ilk ölümlüyü Frostmourne'la öldürdüğünde belki de işte oradaki bozulmayı tetikledi. Yani evet ben de öyle düşünüyorum. Bunlar muhtemelen birbirine bağlı ve ileride de işte bunları göreceğiz. Yani bak işte Murat'an o alıntıyı şey yapmış, yollamış. Moment Arthas dies, he did not see the mall. Evet işte hepimiz onu tahmin ettik. Ben de az önce onu diyordum. Instead Shadow of Davos. Evet işte yani ilk başta işte biz hepimiz zaten işte Shadowlands'ı öğrendiğimizde aynen işte Murata'nın o attığı kısmı düşündük. Ama sonradan da işte bu animasyonda gördük ki aslında I see only darkness before me derken darkness'tan kastettiği Davos'muş. Ama gözün yani, içinde Maul görüyorsun. Yani şeye bakıyorsun ya. Sonradan işte sonradan atılıyormuş ve o sırada Arthas'ın bilinci yerinde değil. Ölmüş artık yani. Ha o gözündeki anladım. Ve O halinde işte aslında o bilinci yerinde olmadığı halinde aslında Arthas'ın işte Oribos'a gitmesi ve Arbiter'ın önüne gelip yargılanması gerekiyordu. Ama orada yani, direkt o zaman ama Davos orada işte orada işte Davos orayı bypass ederek yani nasıl bir güçse artık bu nasıl bir yetki aşımıysa öyle düşünün. Çok katı bir sistemde aslında bunu yapamaması gerekirken belki de şöyle bir durum var işte. Belki de Uther'ı maşa olarak kullanıyor. Belki hakikaten
Aynen abi. Yapacak, ona dokunabilecek gücü yok Davos'un. Ama Uhtar'a bu gücü vererek, Uhtar'ı yükselterek bunu yapacak bir maşaya, bir silaha ulaşıyor. Uhtar'ı bu amaçta kullanıyor olabilir Davos. Nasıl yani? Uhtar'dan güç mü çekiyor? Yani normalde mesela Arthas'ın ruhunu alıp Maw'a atamıyor şey Davos. Belki dokunamıyor ona. Ama Uhtar'ın ruhu yaralı olduğu için ve doğal bir şekilde Shadowlands'e düşmediği için. Ama orada şöyle bir araya gireyim ben. İşte bunu yapabilecek bir silaha ulaşıyor. Şöyle bir araya gireyim ben. Ice Crown'ın tepesinde yani Arthas öldüğünde ruhu ilk çıkacakken tutan kişi de Davos. Evet, aynen. Ha, ama tutuyor mu? Ya da işte orada taşıdığını görmüyoruz mesela. Evet işte. Hani işte yani böyle paralel akım kuruyor. Görüyoruz mesela işte. Al bakalım falan gibi Uhtar'a aktarıyor olabilir aynen. Yani acaba ruhunu mu atıyor yoksa olup orada böyle belki orada görmediğimiz bir sahne var. İşte orada Davos belki almaya çalıştı Arthas'ın ruhunu. Belki dokunamadı. Ondan sonra Uhtar'a pasladı sen al bakalım falan diye. O yüzden Uhtar taşıyordu belki de. Yani olabilir. Ya bir de şimdi bir de diğer teoriyi düşünelim. Buratan da aynısını demiş. Arthas'a ben dokunamıyorum, sen proxy ol, sen dokun demiştir diye. Evet yani Buratan da aynı şey demiş. Aynı şeyi kastediyoruz zaten. Ama evet. İşte dokunamıyor olsa abi niye elini o uzatsın? O zaman Uhtar'ın uzatması gerekmez mi? Belki o sırada ilk böyle dokunmaya çalıştı. Evet. Dokunamadığını göremiyoruz. Yani, belki dramatik olsun etki de olabilir. Aynen. Yani. Şimdi ama sonuçta kendisi atmıyor ve Uhtar'a intikamını aldırtıyor. Kesinlikle. Öyle bir detay var işte. Utku'nun dediği o zaten. Yani Davos da atabilirdi Arthas'ın ruhunu Maw'a. Yani sen bir suç işledin bu işte bu ruhu yaralayarak işte bir suç işledin. Maw'ın silahını ölümlü dünyada kullandın. O zaman ben seni buraya atıyorum diye cezalandırıp direkt Davos da atabilirdi. Ama onu yapmıyor. Özellikle Uhtar'a işte bak intikamını al, at onu Maw'a falan diye böyle bir gaz veriyor. Yani sanki şey gibi işte Star Wars'taki imparator böyle Darkseid'e geçirmek için işte Anakin'e öldür Count Dooku'yu diyor ya, işte tam o sahne gibi geldi bana orası. Aynı şey işte Uhtar'ın ruhunu aynen do it yapıyor. Yani Uhtar'ın ruhunu tamamen Darkseid'e geçirmek için özellikle intikamını aldırtıyor. Gibi bir orada ben de öyle algıladım yani. Ya orada bir şey, o zaman orada bir şey kırıyor. Bunu yaptırarak bir şey kırıyor orada yani. Bir şeyi, onu yapmasının bir amacı var. Evet, orada kırık olan bir şeyi kullanıyor. Uhtar'ın palabinlik ve böyle son vicdan kırıntısını orada yok ediyor gibi bir durum var bence. O da olabilir. Bence o yani, Davos orada sistemi... Justice kisvesi altında intikamını aldırtıyor ve Uhtar'ı karakterinin dışında bir şey yaptırıyor. Ha yok, ben Eda'yı anladım. Eda'nın dediği şu Arbiter'ın ilk bozulması. Hayır, orada bir şeyi kırmak yani istiyor. Yani bence onu yaparak Arbiter'ı bozuyorlar. Evet, bence de bir şeyi kırmak istiyor, o yüzden bu kadar. Yoksa who gives a shit about Uhtar. Uhtar'ın değil şeyi. Bir tane de ruhu atıyor alt tarafa ama umurdu, gerçekten yani? Bunu bu şekilde yaparak belki işte Arbiter'ın son kontrolünü kırıyor. Öyle bir olabilir. Orada bir şey açık oluşturuyor belki o şekilde. Sonra olabilir zaten... yani gayet mümkün. Şimdi ben diğer teoriyi bızdıklamaya başlayabilir miyim? Bızdıkla. Müsaadenizle. Bızdıkla. Şöyle arkadaşlar, I see only darkness dediği anda Arthas'ın gözünde bir tentakıllaşma diyeyim, bir dumansı büyüleşme, bir karanlık evet. Büyünün hakim olmaya başladığını görüyoruz. Ve oradan da Maw'ın vortex'in ne derler ona? Girdabına döndürüyor mevzuyu. Video. Evet. Hatırlarsanız. Maw'u görüyoruz ondan sonra. Heh, aynen. İlk gözünde başlıyor o vortexleşme olayı. Daha sonra da Maw'a geçiyor. Yani acaba I See Only Darkness orada çok fazla teorilendiriyor olabiliriz de. Yok işte Davos'un eldiveni ya da işte Davos'un kendisinden ziyade. Ya da işte Oribos'a gidecekti de Davos engellediden ziyade. Direkt olarak Maw'u görmeye başlamış olabilir mi? Çünkü hani oradaki prosesi biz şey olarak görüyoruz ama videoda. İşte Davos aldı, götürdü, verdi işte Uhtar'a, Uhtar da onu attı. Hani zaten Uhtar atacaktı ya da Uhtar atıyordu. Yani kaderin gelişimi o şekildeydi. O yüzden Maw'u görmeye başlamış mıydı? Ya da işte hani oradaki ruh şeyleri bize şimdi videoda saniye saniye geçiyor ama bir anlık bir şey olabilir. Bence öyle değil ya. Çünkü bence şey... Öyle değil.
Yani videoda özellikle o detayı veriyor evet, yani. Evet, kesinlikle. O sahneyi görüyoruz işte Arthas ölmek üzere ve orada işte ölmek üzereyken diyor yani bunu direkt videoda da diyor. I see only darkness before me diyor. Ondan sonra Davos'un gelişini görüyor. Şimdi evet. Burada bana ok yağmurları başlatmayın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ortamlarda en çok ikileme düşürülen konu bu. Çünkü direkt olarak Mav'ı mı görüyor yoksa Davos'un yaptığı eylem mi Darkness olarak kastediyor diye. Ben de Davos'un yaptığı eyleme katılanlardanım. Sadece kesinlikle. Dile getirmek istedim. Murat Anbak orada bana altını ya zaten yapıyor. Darkness'ı görmemesi lazım. İlk önce Arbiter'a gidecek. Bir durun arkadaşlar. Daha değil Arbiter'a mi? Yani... gitmiyor. Evet. Darkness'ı görmesinin sebebi zaten Davos. Ama evet, yani orada daha Arbiter'a gitmiyor, hiçbir şey olmuyor yani, hiçbir şey yokken daha orada. Daha ruh havuzunda yüzecek, bağıracak orada, hani ya de falan. Neredesin hayır, o şimdi? Senin ruh havuzunda yüzeceklerin ruh hayır. Nehrinden evet. Bahsediyorsun, o orayla alakalı değil. Niye? Oradan geçmiyor mu ruh nehrinden? Normalde değil, mı? İşte Oribos'a gidiyorlar. Eğer cezalandırılacaksan Mav'a geçiyorsun. İşte ben ondan sonrasını söylüyorum. Normalde gideceksem Mav'a böyle olması lazım. Ya, böyle çat diye görmemesi lazım. Ondan bahsediyorum ben de. Ya orada ben hep karanlıktaydım değil. Hayır, before me, benden sonrası için. Hani evet. Ölümü için konuşuyor orada. Öyle söyleyelim. Evet, söyle Murat Han, bir şey diyor. Hı. O söyleye dursun, biz de ufak acaba ufak... Acaba bana geldi. Ufak ufak şöyle devam edelim. Bu iki Kyrian arkadaşı baya baya böyle Mav'un üstünde hiç etkilenmeden... Hani o girdabın onların animasını hiç çekmediği bir halde görüyoruz. Bu başka bir detay ama... Niye hiç çekecek? Yani normalde Mav'ın Vortex'i o girdabı içine animaları çeken bir yapı değil mi? Ya da ben öyle, farklı mı yorumluyorum? Ama onların artık yani tamam sabitlenmiş falan şu. Ha, o öyle mi oluyor yani? O Shadowlands'teki işleyiş o şekilde mi acaba? Yani öyledir diye düşünüyorum. Arbiter'a karşı çıkıp Arthas'ı doğrudan Mav'a atmalarından 5 dakika sonra Sylvanas Mav'a Arbiter'ın karşısına geçmeden düşüyor. Oo. Evet, bak onun da evet, şöyle bir açıklaması var. Murat Han'ın dediği kısım şu, ben hatırlatayım herkese. Edge of Night hikayesi var. Bu Sylvanas'ın işte ikinci ölümü pardon. İşte Arthas öldürüldükten sonra yetişemedim işte ölümünde şey yapamadım diyor. Ama bundan sonra işte görevim bitti. Artık benim işte bu ölümlü dünyada durmak için hiçbir sebebim yok diyor. Ama normalde Sylvanas işte ölemediğinden, normal yollardan ölmüyor zaten Sylvanas. Banshee olduğundan. Ölebilmek için kendisini Ice Crown'ın tepesinden aşağıdaki Saronite kazıkların üstüne atıyor. Saronite de işte Yogg-Saron'un kanından yapılma bir madde olduğundan oraya düşen beden böyle ruhu da parçalanıyor ve işte gerçek anlamda o zaman ölüyor ikinci kez. Bu ölümünde de işte Edge of Night hikayesinde gördüğünüz kısım var. İşte öldüğü yerde işte korkunç karanlık bir yere gidiyor evet. Ve işte Valkirlerle tanışıyor falan öyle bir durum var. Sonradan bu hikayenin aslında Mav'da geçtiği ve bu sırada Jailer'la tanıştığı söylendi işte BlizzCon'daki bu hikaye kısmında bizzat hatta Steve evet. Denuser dedi bunu. O yüzden işte Murat Han'ın dediği kısım bu. Arthas öldükten sonra ve Davos'la Uther Arthas'ı götürdükten sonra Sylvanas da intihar ediyor ve intihar ettiğinde gene o da Arbiter'in önüne düşmeden direkt olarak Mav'a düşüyor. Evet. Şimdi bunun iki ihtimali var. Ya Saronite'la öldüğü için direkt olarak oraya düşüyor ya da bu olay olduğunda yani Arthas'ı Mav'a attıklarında artık Arbiter sıfır etkide ve tamamen etkisi bozuluyor ve ondan o yüzden artık bütün ruhlar Mav'a yönlendirilebilecek bir kapı açılıyor. Eğer böyleyse Davos Jailer'a çalışıyor demektir bu. Ve Uther'ı gazlamasını ve Uther'ı maşın olarak kullanmasının da sebebi bu. İşte iki ihtimal. Murat Han'ın yazısında da yazdığı buydu zaten. Davos'un işte diğer ihtimali zaten o görünen ihtimal. İşte durumu sorguluyor ve ondan sonra işte Darkseid'e geçiyor. Ki bence iki ihtimalde de zaten Jailer'a çalışıyor sonunda. Ama işte bu durumda
şey biliyoruz. Yani Sylvanas'ın da direkt Mav'a gittiğini biliyoruz. Arbiter'i görmeden. Ya şöyle düşünün. Ama arada bir durumda da yani Arthas öldükten sonra ne oluyorsa artık o aşamada tamamen Arbiter'in etkisi yok. Ya ya ilk anda zaten yok. İşte Arbiter olmadan Arthas'ı o şekilde kaçırabiliyorlar. Ya da işte Arbiter'in önüne çıkmadan Mav'a atabiliyorlar. Çünkü artık zaten yönlendirebiliyorlar bütün ruhları Mav'a. Ya da bunu yaparak yani Arthas'ı Mav'a atarak Arbiter'in son artık bu kontrolünü ve etkisini kırıyorlar. Ondan sonra da Sylvanas da ölünce direkt Mav'a düşüyor. Evet, şey var mı? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Gidip anlaşma yapıyor olabilir mi? Bu kırıklığı gördükten sonra. Sonuçta orada bir arada bir hikaye geçiyor. Çünkü bize direkt hikaye bağlı. Tabii. Kesik kesik gidiyor. O iki ihtimalden birisi zaten. Ya önce ya sonra bir anlaşma yapıyor yani. Onu söyledi ama zaten. Jailer'ın tarafında olduğunu tahmin ediyoruz zaten. Jailer'ın tarafında kesin gidiyor. Ya orada da şöyle bir şey var. Gene Wowpedia'nın üleştirmesi diyeyim. mesela şeye bakıyorsun, Forsworn'la Affliction'ı Mousesworn olarak gösteriyor. Mousesworn da direkt zaten Jailer'a bağlı bir kitle. Evet. Forsworn'un lideri olarak da şeyi görebiliriz yani Uther'i ve yani dolaylı olarak Davos'u görebiliriz. Aynen. Ama işte Mousesworn'lar şey gibi biraz. Yani onlar da Kyrian aslında, eski Kyrian'lar ama Mav'a geçmeyi kabul etmiş ya da bir şekilde Kyrian'ken işte belli bir suç işleyip Mav'a atılmış Kyrian'lar sonradan işte Jailer için çalışmaya başlıyorlar. Ve bu işte devrim aşaması bir nevi işte Jailer'ın kontrolü ele almasından sonra güçlenen bir nasıl diyeyim faction gibi işte yeni bir Mav Covenant'ı olarak ortaya çıkıyor Mousesworn. Ben şey de düşünüyorum. Gidiyorlar Arbiter'daki şey olmaz ama öyle. Ne? Arbiter'daki şey var ya bir taş var. Arbiter'daki o taşın yeri boş orası olabilir mi? Ha şey. Arbiter'ın değil de şeyi diyorsun sen başlangıçtaki taşı. Ama o taşın alakası yok. Yok işte. Şey diyor. Jailer'ın göğsündeki bir yuvarlak muhabbet var ya yuvarlak bir obje. Ha, evet. Küresel bir obje var. Arbiter'da da boş orası. Boş orası. Ama şöyle bir şey var. Benim kafama takılan madem o mevzuyu açtın. Hadi diyelim o obje hani devam eden bir şey diyelim. Redcon yememiş bir şey diyelim. Yani tamam o lore'u ona göre kurgulayalım. Arbiter'da o zaman Jailer'ın çalışmıyor olması lazım. Yani evet. Ama şöyle söyleyeyim az önce Buratan da söyledi. Mav'ın adı geçtiğinde herkesin bir götü 3.5 atıyor. Evet. Herkes. Hani Jailer çalışıyor yani Arbiter çalıştığı durumda da. Bu ara ben mesela Warcraft 3'ten... Normalde o şey suçluları attıkları bir yer var ya, kötülüğü hapsettikleri yer olarak görüyorlar işte. Bu animasyondan da onu anlıyoruz zaten. Arbiter evet, makine mi onu bilmiyoruz ama işte. Bilmiyoruz canım. Gibi, doğru söylüyorsun. Belki değil işte biz sadece etkisiz ve... aktif olmadığı halinde gördüğümüz için böyle şimdi, makine gibi görüyoruz ama ben şey yapayım belki işte üst bir varlık ve organik bir varlık. Ağır ağır böyle teorileştirmeye de gittik de ben videonun son bir kısmını değinelim daha sonra free for all yapalım şeyi sohbeti. Zaten aslında çok da uzun sürdü. Ben ne diyor adamlara 3 dakika video yapıyor. 3 saat yayın yapıyoruz. Şey Uther'in kararı abi yani ben önce bir fikrimi söyleyeyim sonra konsey üyeleri arasında fikirleşerek gidelim. Uther evet çekindi, zorlandı ama nihayetinde Arthas'ı yani o artık nasıl söyleyeyim yani Arthas için de zaten hani baba yarısıydı. Uther için oğul gibiydi, öğrencim diyordu ama yani Warcraft 3 oynayanlar bilir gerçekten oğlu gibi Arthas'ı. Korktu, gözleri büyüdü ama nihayetinde Justice diye bağırıyorsunuz. Nerede Koray? Justice diyorsun ama intikamını alıyor ve Mav'a atıyor. Mav'da olanlar inanılmaz korkutucu. Yani Uther'in bundan haberdar olmaması gibi durumda söz konusu değil. Bırakabiliyor. Sorguluyor kendini. He was my student diyor. Orada bir sorguluyor yani. Yani evet, son anda bir böyle anladın mı? Duraksıyor. Evet. Muhasebesi yapıyor. Evet, orada tabii arkadan push.
Sen ne diyorsun? Ondan sonra do it diyor şey. Evet, evet. Arkadan bir iteleme görüyoruz. Yok kesinlikle yanlış yaptı. Ama orada şeyi görüyoruz. Palpatine. Aynen yani öyle. Arthas'ın yaptıkları korkutucu değil miydi? Arkadaşlar Torghast'a girip girmek istemezseniz öyle söyleyeyim yani. Arthas'ın yaptıkları hiçbir şey. Evet tabii. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Yani atabildi. Çok kısa ya, kısa bir alayım. Zaten orada bir şey muhasebeye giriyor zaten. Ya bu benim öğrencim de hani onun bu hale gelmesinin sebebi aslında biraz da benim kafasına geçiyor. Orada zaten sonra posta oluyor gönderiyor yani. Sen mi de şeye takıldın yani ben onu söyleyeyim. Çünkü anlamsız bulmuyorum bu arada. Ben sadece hani öyle olmadığını düşünüyorum ve savunuyorum. Sen diyorsun ki Utaru videonun sonunda gülüyor. Hani o mimik hareketi gülüşüne bağlıyorsun. Orada intikamını almış olmasından mı bir mimik yaptığını düşünüyorsun? Evet mimik o mimik şudur yani. Hani ya da başardım şey mi yani çünkü insanlarda şöyle bir takıntı haline de gelmiş olabilir. Yıllardır o hani yaptı bir de şey var Arthas çok kritik bir karakter olduğu için hikayede kendisini de sorumlu tutuyor olabilir. Bundan dolayı bir rahatlama ya da bir memnuniyet. Ya şu işaret de her zaman şeydir insanları sorgulamaya. Tamam işte onu neye yoruyorsun sen yani Uther neden böyle bir. Yani bu şu böyle olması gerekiyordu ve oldu. Şeyi. Gibi. Yani evet. Yani bu şu işaret böyledir yani. Bunu öyle algılarlar o beden işareti. Ama yani onu oraya bilerek koyduklarını düşünüyorum. Bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum yani. Vicdanını rahatlatıyor evet. 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 Kesinlikle. Ben orada bir gülümseme mi? Rahatlatma değil. İntikamını alma tatmini o. Değil mi? Değil mi? Şu. Bence öyle. Tamamen evet. Dark Side'a geçiyor yani. Hatta işte dediğim gibi o direkt Star Wars göndermesi ya yani yani şey izlediyseniz Star Wars Episode 3'ü işte Revenge of the Sith'te tam bu sahne var yani işte şey Anakin ve Obi-Wan işte şeyle Count Dooku'yla dövüşüyorlar Palpatine'in önünde. Palpatine daha işte rengini belli etmemiş. Anakin'le işte Count Dooku birebir kalıyorlar. En son Anakin yeniyor. Ve işte tam öldürecekken iki kılıç böyle ellerini kesiyor Count Dooku'nun ve iki kılıç duruyor. Dururken orada işte şey diyor işte ben Jedi yolu değil öldürmemeliyim diyor ama Palpatine öldür deyince öldürüyor. İşte o öldür deyişi aynı işte Davos'un yani Uther'a Arthas'ı at intikamını al deyişi. Birebir aynı sahne yani. O yüzden bence Davos zaten ilk başta bir Dark Side'a geçiyor Arkon'a karşı. Ondan sonra da böyle işte o aşamada zaten işte Uther'ı artık maşa olarak mı kullanıyor ya da özellikle Uther'ı Dark Side'a geçirmek için mi ona bunu yaptırıyor bilmiyoruz ama sonuçta Uther bunu yapınca ve intikamını alınca hani Justice diye adını değiştirse de sonuçta bundan bir tatmin alıyor ve gülüyor orada görüyoruz evet, yani. Evet gülüyor. Ben dedim Utku'ya onu bastırıyor ama yani şu şey bastırmam. Yani gülmeyeyim de şöyle aşağı yani, doğru bastırıyor. Öğrencim diye buruk olarak hani bir cezalandırma değil bu. Baya böyle Arthas'ı cezalandırdığı için tatmin oluyor bundan yani. O bence baya karanlık bir... Gülüşünü cover yapıyor. Anlatabiliyor musun? Evet evet. İntikam yani. Bu evet. Justice değil. Ben dedim. Sana. Justice olsa Arbiter'ın karşısına götürüp hadi yargıla demesi lazım. Aynen. Yani direkt onu kendisi cezalandırıyor bizzat. Kendisi veriyor bu kararı. Öyle düşünün yani. Dur Kore'ye şey yapıyorum da sen kain misin diye. Mesela o da diyor ki kişisel intikamı değil bu kadar kötülük yapmış olması yani kötülük yapan bir karakter. Ama bak şöyle düşün yani gerçek dünyayla ilgili düşün. Mesela birisinin bir suç işlediği kanıtlanmış bile olsa yargılanır ve suçunu aldıktan sonra suçunu işte çekmesi için hapse gönderilir değil mi? Evet yani orada yargı yani kararı sen veremezsin yani. Aynen. Veremezsin sen hakim değilsin sen polissin mesela yakalayan polis tutup onu idam edemez. Budur güzel, yani. Güzel benzetme. Kesinlikle. Güzel benzetme. Kesinlikle. O adaleti eline almış oluyor. Uther onu aşağı atarak. Bu arada Arthas'ın Redemption meselesini sanırım aslında hepimizin iyiliğini düşünüyordu yerine belki Raven Dread'de ayetken yargılanmadan mava atılması ile işleyecekler.
Yani olabilir. Yani... Zaten onun redemption'ı gelecek. Yani eğer bu şeyi göz önüne getirdilerse, bu kadar gözümüzün içine soktularsa artısı, onunla alakalı bir gelişme bekliyorum yani. Bence de yani çok ya Koray, olabilir. Konuları çok uçlara çekmesen, yani Arthas melek demiyoruz. Uther kötü de demiyoruz. Yani mesela ben şimdi Dandan geldim, Eda'yı vurdum. Yani sen gelip Koray olarak beni idam edemezsin. Evet. Yani bunun yargısının hakkı ya da şeyi evet, sana evet, ait değil yani. Bundan bahsediyoruz. Ya işte evet, nefsi müdafaa durumu oluyor. Mesela öyle düşün, ya da kazayla oluyor bilmeden falan işte. Bir de yeri vitesa takıp eziyor falan. İşte bir sürü ihtimal var yani bunların yani... yargılanması yani... lazım. Bir de şöyle yani öyle, zaten o olayın yargı tarafından bizim yani onun ahlak anlayışı olmaması lazım. Yanlış ahlak anlayışıyla gidiyor. Senin başta söylediğin gibi. Evet, evet. Hani olmaz yani o Mao işte sen kötüsün. Ay adamı öldürdün. Mao git aman sen orada bir cezanı çek değil yani. Bu tamamıyla farklı bir şey. Bunun kararını verecek kişi Uther değil, Davos da değil. Öyle düşün. Oranın işleyişi içerisinde bunun kararını arbiter veriyor. Uther doğrudan Mav'a gidebilir de aynen. Yani evet, belki de öyle olacaktı. Bilmiyoruz işte. Yani sen evet, bunu evet, bypass ederek işleyen şey düzeni bozuyorsun. Belki şimdi bak Uther için şöyle ele alalım konuyu. Uther'de bir sürü ork biçti. Hayır öyle değil. Hayır, öyle işlemiyorlar. Hayır bak, onu söylüyorum. Belki bir tane orkun elinde olsaydı tutup onun Mav'a atması doğru olur muydu? Yani aynı şeyi Uther tarafından düşünecek hayır, olsaydı. Hayır değil. Zaten Uther'in en başta bence Mav'a gitmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü ruhu yaralı. Yani zaten şey var. Corrupted ruhu. Yani bir sıkıntı var onda. O ayrı bir mevzu. Ben onu bence demek istemiyorum. Yani her birini öldüren ya da işte taraflı değil baktığın zaten, zaman zaten böyle olur. Hayır normalde benim öyle söylediğim şekilde... Benim söylediğim şekilde yani şöyle söyleyeyim. Görkem de aynı şeyi söylüyor. Hayır Görkem de aynı şeyi söylüyor. Yani yargılama şeklimizde sıkıntı var. Böyle düşünmememiz lazım. Orada işleyiş animayla geçiyor. İşte ruhu ne kadar sağlıklıysa işte ne kadar güçlüyse o yüzden gidiyorsun. O da oradan besleniyor vesaire. Bak yani, bak Ork Beach diyor. Oğlum bak gerçekten tarafsız bakın lan şu olaylara. Hani yalan mı? Can almasından bakıyorsunuz Arthas'ın ya da Uther'in değil mi? Yani... öyle baktık olduktan sonra tamam yani şimdi hadi taraflı bakalım Horde tarafından bakalım da Orkish Horde'dan bahsediyorsunuz. Yani öldüyse öldü yani silah çekip bu vurdun. Bu justice şimdi yapması aynı gereken Sylvanas kardeşim. Demek istiyor, zaten. Hayır yani... demek istediğim şu şimdi sen bir gidip katilin dandan kafasına vuruyorsun bu mu oluyor yani? Az önce Görkem verdi örnek işte canım. Hayır yani. Sylvanas çok asıl bunu yapması gereken Sylvanas arkadaşlar. Yani eğer oyunda birisi varsa buna karar verecek mesela bence Sylvanas arkadaşlar. O da zaten o yüzden muhtemelen evet, dahil oluyor bu olaylara yani. Ben de öyle tahmin ediyorum yani. Uther arbitri görmemiş bence yok canım olabilir mi ya? Her şey Uther bozuyor. Yani bozuk ya bu. Şöyle söyleyeyim. artık oradaki tartışmalar Davos'un Arkon'un önüne çıkmış olması, Tenius'un konuşmaları. Evet. Yani eminim ki o evet, path var ya hani Shadowlands'te evet, işleyen evet, yol evet, her Ascendant'a yükselmişe belirtiliyordur. Yani öyle olursa nasıl Bastion'dan bir Kyrian olup da Shadowlands için hizmet verecekler? O yolu bence kesinlikle biliyorlar. Biliyorlar. Tabii canım zaten şeyde oynarken de görüyoruz. Bu animasyonda da bu ima ediliyor. Sen bu işte geçmişteki yaşadığın zamanki dertlerini işte oradaki olayları unutup bunun üstüne çıkıp artık bu hizmetin için işte kendini şartlaman lazım gibi bir motivasyonları var. Uther'dan da bunu bekliyorlar ilk başta ama yapamıyor, unutamıyor. O yüzden... Arbiter tarafından Shadowlands'ta dağıldıktan sonra ruhların Arbiter'ı unuttuklarını tahmin ediyorsun da evet, ben ama dediğim gibi o zaman şeye bozukluk veriyor. Yani Maldraxxus'taki askerler neye motivasyon olup da savaşa dahil oluyorlar ya da işte Bastion'dakiler neyin düzenini korumaya çalışıyor? Hiçbir şey bilmeden bunu şimdi bir sonraki sinematikte bunu göreceğiz. Unutarak mı gidiyorlar? Bilmiyorum. Yani neticede şu anda biz konsey olarak şeyi söyleyebiliriz değil mi? Yani Uther kişisel intikamıyla hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum bu ya konuda. Ya peki. Mava bırakıveriyor yani Arthas'ı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela
Kel'Thuzad'ı bırakmayabilirdi. Yani Kel'Thuzad'ı o şekilde mava atmayabilirdi. Yani tamam al Arbiter. Bence bunu... Kel'Thuzad gitmedi mi? Bir, hayır mesela diyorum, örnek veriyorum. Mesela. Ya da işte atıyorum Kral Varian ölseydi. Ya kardeş sen bu kadar işte Tauren öldürdün işte savaşlarda Ork öldürdün. Sen git bakalım mava tarzında bir justice yaklaşımında bulunmayacaktı yani. Ben bir şey soracağım. Şimdi benim kafam biraz karıştı. Şimdi şöyle o bizim şimdi kafa yapımız şöyle işlemiyor muydu? Sylvanas'la Sylvanas'la Jailer aslında birleşip içerideki sistemi düzeltmek istiyorlar. Kırık. Orbiter'in kırık olmasından dolayı. O yüzden böyle bir aksiyona giriyorlar. Ama Frostmourne o zaman neden daha önce gönderiliyor? Yani Frostmourne gönderiliyor mu gönderilmiyor mu bilmiyoruz. Sargeras işte çaldı diyoruz ya ona. Natrazimler onu kaçırdı. İşte orada zaten başka bir bozukluk var. Yani Jailer onu vermiyor bilmiyoruz. Yani. Jailer vermiyor İşte bilmiyoruz. Yani. Belki de veriyor. Bilmiyoruz onu. O oyun gelince göreceğimiz ağır detay. Evet, yani ama şunu biliyoruz. Yani şeyi yapan Frostmourne'la Helm of Domination'ı yapan, imal eden yaratık hapis bir halde işte Torghast'ta tutuluyor. Jailer'ı hapsetmiş. Yani o yüzden bunu hapsettiyse ya zorla yaptırmış oluyuyor ya da bunu işte sonradan kandırıp ya da işte ya Murat da diyor ki başkası tarafından kullanılmasın diye hapsetmiş. Çalmadı çalmadı yazıklar olsun. Abi sen net söyleyebiliyor musun bunu? Bilmiyoruz canım. Yorum yani. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında Jailer'ı oraya mahkum ediyorlar. Jailer de diyor ki na o zaman ben size göstereceğim diyor. Siz demek ruhları çalmak istiyorsunuz. Alın size o zaman Frostmourne. Gönder ruhları hapset gitsin. Yapıştır gitsin diyor. Gönderiyor. Olabilir yani belki Jailer yani ama bildiğimiz kadarıyla Jailer mavı yaratan varlık. Yani hani ama onu hani oraya hapsetmişlerdi. Ya Jailer hapis değil. Jailer hapis tutan. Ya yani o kral boyutunu yaratan yaratık Jailer. Yani Natrezim craft etti diyor da tamam da Chronicles'ı da Titanlar yazdı dedik. Ya işte Natrezim craft etti demiyor ama. Natrezim craft ettirdi diyor. Çaldı demiyor. Craft etti. Ama işte bu çalma aşaması ya da craft ettirmesinden işte kandırdılar mı ne yaptılar onu bilmiyoruz. Çünkü yani şu anki durumda onu yapan yaratık hapis. Ve işte zincirli halde tutuluyor orada. Kandırmışlardır kandırmışlar. Natrezimlerden beklerim her şeyi. Ne yapacağım ya? Rune Crafter ya da Rune Forger miydi neydi adı işte. Rune Forger. O orada tutuluyor. Hemen bakayım mı? Rune Forger miydi? Frostmourne ruhu direkt için direkt hapset demedi işte. Animayı Jailer neden bunları kendi göndersin Azeroth'a. İşte o büyük i̇şte planı o, işte oy, oyun anladım. Oynayınca göreceğiz canım. Ama adam diyor ki gelin burada sistem bozuk işte, diye evet. Gelmiyor mu? Şimdi bir dakika. Sylvanas sistem bozuk diye neyse bizim o teoriydi. Tamam ona üzerine gitmeyeceğim. Ben şu an şöyle düşünüyorum. Aslında ya hayır öyle ama niye öyle değil? Ben Jailer'ın iyi olmasını istiyorum. Jailer oradaki sistemi düzeltmek istiyor. Burada bir sıkıntı var diyor. Aslında o da mutlu değil yani bundan. Yani evet şimdi ama işte onun iç durumunu bilmiyoruz yani onları öğreneceğiz biz ihtimali sadece söylüyoruz. Okay. Bak şimdi kastım duyara gel Kore'ye. Yapacak bir şey yok kardeş yargı Allah'ın. Sen yargılayamazsın cennete mi cehenneme mi gideceğini. Bak orada Sırat Köprüsü aynen. Var. Köprüden geçiyorsun. Yargı Allah'ım birader yapacak bir şey yok. Arbiter Sırat Köprüsü de Arbiter olur. Bu ara arkalarda kaldı. Bir soru daha var da şöyle söyleyeyim. Konu biraz dağılıyor zaten iyice de süreyi yedik bitirdik. Jailer bilinen en güçlü varlık mı veya Titanlardan güçlü mü? Forceborn olarak geçmiyor mu? Ya şeyi söylediler evet o karışmasın. Bu Jailer işte bu Shadowlands'ı yaratan varlıklar şeyden Titanlardan güçlü onu söylediler. Yani belli bir kendi düzenleri var. Bunu da işte Dead Pantheon olarak söylediklerinden Titan gibi algılandı. Sonradan açıkladılar bunu. Titanlardan güçlü bunlar dediler. Yani çok daha büyük bir şeye zaten hükmediyorlar. Nasıl diyeyim? Üst evrene. Zaten Shadowlands'e sadece
bizim evrenimizden ölen ölümlüler gelmiyor. Başka işte gezegenlerden, başka evrenlerden ölenler de oraya geliyor diye bir böyle açıklama var. Orası çok daha o yüzden geniş ve üst bir evren. Yani Shadowlands'ı kapsayıcı daha önce anlatmıştık zaten işte bu şeyden kozmik chart'ı tek tek işlediğimiz bölümlerden birinde yani onun detayında detaylı anlatımında görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Yerinde böyle üst bir evren olarak çıkmıştı. Kapsayıcı bir evren Shadowlands. Koray inat ediyor ya. Evet Koraycığım bak şöyle söylüyorum, ben intikamımı alırım. Ben bir insan olarak intikamımı alırım ama adını tutup da vicdanımı rahatlatacağım diye adalet demem. Onu söylemeye çalışıyoruz hepimiz. Yani o öyle olmaz yani. İntikamımı aldım derim yani. Toprak atarlar aga falan üstüne diye. Bir soru daha var. Hemen hızlıca geçiyorum. Sargeras'ın kılıcın saplamasının ve hala orada durmasının amacının Death'le ilgili olduğu birliklerinin sonuna gelmesinin dolaylı mı acaba? Kesinlikle çok bağlantısı var bence. Jailer'da Azeroth'u istiyor olduğunu biliyoruz. Ya. Ve kılıçla ilgili bir şey yapılmadı hala. Ne düşünüyorsun? Kılıçla ilgili bir şey yapılmadı. Kılıca fazla anlam yüklemeyin. Şöyle diyeyim size. Kılıç saplandığı zaman işte Sargeras'ın gücü vardı üstünde ama biz artifektlerimizi kullanarak kılıcın üstündeki gücü emdik ve onu sadece şu anda bir heykel gibi duruyor orada. Yani kılıcın o yüzden çok bir anlamı yok. Kılıcın şöyle bir anlamı var. Saplandığı yer olarak eğer ki Katun'un cesedine ya da orada yol açacak bir yere saplandıysa kasıtlı ya da kasıtsız, yani Sargeras bunu kasten yapmış da olabilir. Katun'un cesedine saplamak istemiş de olabilir ya da oraya doğru işte Azeroth'un kanı aksın diye yapmış da olabilir. Bunu bilmiyoruz ama şu anda yani kılıcın orada durmasının çok bir anlamı yok. Heykel gibi duruyor. Yani bir gücü kalmadı çünkü emdik onu, yok ettik işte. Ya, gezegeni yaralamasını bir nevi durdurduk. Biz buradayken orada acaba bunların hepsini Sargeras mı planladı? Bizi gönderdi oraya, götürdü Frostmourne'u bu tarafa. Yok, Sargeras'ın amacı Azeroth'u ele geçirmek. Bir Titan olarak doğduktan sonra onun yanında olmasını istiyordu. İşte çünkü kendisinden güçlü bir Titan olacağı işte önceden öngörülmüş. İşte Amantul bunu öngörüyor ve işte doğduğunda Sargeras'tan bile güçlü olacak diyor. O yüzden Sargeras işte Azeroth'u her zaman yanında istiyor. İşte kendi büyük planı da işte bir Dark Pantheon oluşturmak ve işte fel gücüyle güçlendirilmiş Titanlarla işte yeni bir Pantheon oluşturmak ve onun lideri olmaktı ama işte biz bunu engelliyoruz. Zaten şey işte Azeroth'u da bir anlık görüyor ve aşık da oluyor. İşte bir saplantısı da var. Dişi bir Titan olduğunu da biliyoruz. İşte Sargeras'ın motivasyonları bu şekilde. Yani ama ölümle ilgili kısımda neyi niye yapıyor onu bilmiyoruz. Bunu işte Dreadlord'lar mı yapıyor ya da işte Kil'jaeden mı ölümle ilgili bilgilerinden dolayı böyle şeyler keşfediyor falan, onların detayını bilmiyoruz. Bak Murat Han da şey diyor zaten, World Soul'u yok etmek istemesi var ama yanına mı almak istiyor? Gayet mümkün diyor. Bu ara Erdem güzel bir noktaya değindi. Bu bozulma bizim gezegen üzerinden dönmüyor olabilir. Başka gezegenlerden de kaynaklanmış olabilir diye. Görkem anlattı onu. Bu ruhları hani Shadowlands'e gitmeden tutma olayları var. Oralardan da kaynaklanıyor olabilir. En bilindik ırklardan biri zaten Draenei'ler. Eredar ırkı. Evet. Eredar'lar. Bu arada suikastin bir sorusu var. Clockwork. Clockwork lafı şuradan geçti. Onu Ion Hazikostas söyledi. Yani evrenin işleyişi ve yaratılışında işte bir saat gibi bir işleyiş var demek istedi. Yani Clockwork diye bir ana karakter ya da baş tanrı gibi bir irade yok. Ama evrenin böyle saat gibi işlemesini sağlayan bir şey var dedi. Ve işte belki Titanlardan önce, belki işte Shadowlands'ın dışında bir bu işleyiş, işte evrenin yaratılışından, Warcraft evrenindeki artık böyle gerçeklik oluştuğundan beri var anlamında söyledi onu. Yani Murat Han'da bir yazısı var. Başka bir varlık mı yaptı onu bilmiyoruz.
Onu da biraz o anlamda dedi. Zaten ucu açık kalsın diye söyledi. Benim oradan anladığım o yani. Clockwork. Ya zaten Murat'ın da bu konuyla ilgili bir yazısı var. Onu dedi bak şeyin zaten Murat Han'ın onunla ilgili bir yazısı var. Matrix'teki işleyiş gibi mi? Oradaki arkitekt tarzı bir işte yaratığı mı kastetti acaba diye. Murat Han'ın da bununla ilgili bir teorisi var. O yazısını okuyun. O Türkçe bu arada. Okuyabilirsiniz gayet yani. Oh diyelim evet, ve evet. Ufak ufak bitirelim. Soru da kalmadı, atladığımız bir şey de kalmadı. Ben mümkün mertebe akarken de yani tagleyerek cevaplandırmaya çalıştım. Dediğim gibi az önce Blizzard kuyuya 3 dakikalık bir video attı. Biz saatlerdir konuşuyoruz. Murat Han da geldi. Dur diyor da duramam. Yok arkadaş yani... Teorisi varmış, dur kaynadı mı? Clockwork. Kılıcı belki de uyanışını hızlandırmak için saplamıştır. Azeroth gerçekten çok uzun süredir uyuyor. Emerald Dream'in Freya tarafından müdahale edildikten sonra Azeroth'u uykuda tuttuğunu düşünebiliriz. Belki de zorla. Olabilir gerçekten. Olabilir. Olabilir aynen. Zaten işte şey Ardenweald'de bu mevzulara biraz girilecek gibi gözüküyor. Çünkü Ysera ve Emerald Dream göndermeleriyle başlıyor. Belki de öyle bir mevzuya girecek. Yani gayet olası. Kesinlikle diyorum ve sorusunu atladığımız arkadaş varsa özür dileyerek arkadaşlar biliyorsunuz kayıt YouTube'a atılacak. YouTube'da yorumlar kısmına abi şunu sormadın, ayıp ettin, bir cevaplar mısın diye naçizane kaçırdığımız bir şey varsa ki sanmıyorum, umarım yoktur diyelim. Ve tekrarını yarın en geç sizlerle buluşturacağız. Diyoruz ve müsaadenizi istiyoruz. Görkem ağzına, diline, koluna, yüreğine sağlık. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki... Ben çok konuştum kusura bakmayın ama artık. Yok canım ya. Yok canım. Sen de. Olur mu öyle şey? Arkadaşlar bir sonraki Lore Konseyi bir sonraki hafta. Yaz şeyi biraz artık bitiyor. Sağ olsun Blizzard'da hani bu Afterlife serisini hafta hafta çıkaracak. Hayır işte hafta hafta çıkartacak. Aldraksus bölümünü konuşacağız. Lore Konseyi olarak bir sonraki pazar görüşmek dileğiyle diyelim. Ancak bizler yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Orada da Görkem'le yani Görkem'e sormak istedikleriniz olursa dirsek teması halindeyiz. Çağırırız sorularınızı da birlikte sohbet tadında. Sosyal medya üzerinden de yapabilirsiniz. Kesinlikle zaten seri halinde de sosyal medya hesaplarımızın linkleri paylaşılıyor. Ayın içinde ama hep birlikte olalım. Yine o şekil bir şey yapabiliriz evet. Okey. O şekilde bir ilk tepkimizi alırız. Ben normalde o tarz şeylere şey yapmıyordum. Ama bu yani Arthas, Uther vesaire gerçekten hala paylaşmak ya biz çok normalde öyle reaksiyon videoları yapmıyoruz ama ilk reaksiyonumuz şey oldu. Bir ağır oldu. Video da değil ki bu. Hayır böyle hayır yani Uther'in videosu çok vurucu geldi çünkü zaten. Hani evet. O anlamda. Okay. Görkem sen sabaha kadar konuş. Kesinlikle sabaha kadar keşke konuşabilsek. Keşke. o yüzden müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler, hoşça kalın. Rektüryalar. Hepinizi çok seviyoruz.